Evet sevgili seyirciler. Kameralarımızın karşısında Selimiye Spor Kartal Bulvar maçı için bulunuyoruz. Ve geçen haftadan beri bu maçı heyecanla beklediğimizi, stada bütün taraftarlarımızı beklediğimizi yayınlarımızda sizlere aktarmıştık. Maç biraz tabii geç başlayacağı için 5.30'a sarktı. Bir önceki maçın gecikmelerinden kaynaklı olarak. İki takım oyuncuları da yerlerini aldılar ve hakem şimdi son kontrolleri yapıyor. Bu maç gerçekten çok çok önemli bir maç olacak. İki takım da aynı puanla grupta lider durumundalar. Tabii Kartal Bulvar'ın averajına baktığımız zaman averajı daha iyi. Ama puan puanlar girdiler bu viraja. Ve bugün ikinci yarının ikinci maçındayız. Yani ligin ikinci yarısının ikinci maçı oynanacak. Ve tribünde hatırı sayılı soğuk olmasına rağmen, ocak soğuğunun hissedilmesine rağmen hatırı sayılı miktarda seyircisi yerini almış durumda. Şimdi her iki takım oyuncuları da birbirlerini tebrik ediyorlar. Yedek kulübesinde hocalarını tebrik ediyorlar. Kartal Bulvar da çok iyi hazırlandığından eminiz bu maça. Bizim takımımızda motivasyon olarak iyi hazırlandı diyebiliriz. Ve yine keyifle izleyeceğimiz güzel bir maç olacak diye umuyoruz. Ama her şeyden önce her iki takım adına da sakatlık olmadan, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan keyifle biten bir maç olsun istiyoruz. Ama tabii gönlümüzde Selimiye Spor'umuzun kazanmasından ve liderliği de almasından yana, bunu her zaman söylüyoruz. Bugün kameralarımızın karşısında ben ve bir sürpriz olarak da çok eskilerden diyelim. Çok eski ha? hemen çok eski yaptık ama sevgili Onur, evet sevgili birkaç Onur sesini, ay öncesi diyebiliriz yani. Sesini duymuş olabilirsiniz. O bize destek verecek. Sağ olsun, o da bu maçı izlemek için geldi bu soğuk havada. Öncelikle teşekkür ederiz sevgili Onur. Buraya kadar zahmet ettim bu maç için ama. Önemli maç, kaçmaz evet, dedim geldim. Bu maç evet gerçekten önemli maç. Keyifle izlenecek bir maç olsun ama hava şartları da soğuk gerçekten. Hafif de yağmur çiseliyor Selimiye stadında. Maç Selimiye'de oynanıyor. Kendi ev sahipliğimizde oynanacak. Şimdi her iki takım da sözlerini, o klasik sözlerini verdikten sonra sahadaki yerlerini alıyor durumdalar. Bizim takımımızın 11'inde bazı sakatlıklardan dolayı değişiklikler var ufak tefek. Sol tarafta Tarık oynarken sağ tarafta Ögeday'ın olduğu yerde bu hafta Efehan oynuyor. O da iyi bir performans sergiliyor son birkaç maçtır. Sakat oyuncularımız var. Kaleci Samet ameliyat olmuştu. Ona geçmiş olsun diyoruz tekrar. Umarız hızlı bir şekilde döner. Bizim Berke de elinden sakatlanmıştı Valide Tayfun maçında. O da maalesef yerini alamamış durumda henüz. İki haftası daha var. Ögeday. Ama Ögeday evet, o da şu anda arkadaşlarını izlemek için tribüne doğru gidiyor. Kalede Kerem, sol tarafta Tarık, hemen orada Umut'u, Mehmet sağda, Efehan önde, Bulut, Tutuna, Meriç, sağ tarafta Kayra, sol tarafta Emir, en önde Azat, 11 ile sağda Selimiye Spor'umuz. Maç başladı, Kartal Bulvar'ın vuruşuyla başladı. Ev sahibi takım şimdi topu kapmak için mücadele ediyor. Efehan iyi karşıladı burada, o bölgede Emir alamadı topu ama Tuna gidiyor. Tuna alamadı, şimdi Kartal Bulvarlı oyuncu kalecisine kadar döndü. Kafa kafaya giden bir lig var iki takım adına. Puan puana devam ediyor. Tüm maçlarını bu zamana kadar kazandı her iki takım da. Bu arada orada bir mücadelede bir faul kararı geldi çekmeden dolayı. Tripodumuz biraz gevşemiş sevgili evet, Ahmet. Biz sen gittikten sonra tripoda iyi bakamadık. Sağda bir bölge kırık biliyorsun. Ondan sonra bir de yayını... Bu arada orta var efendim karşılıyor. Yayını da lütfen eğer... Daha önceki çekimlerde problem olmuştu. Herhangi bir problem varsa lütfen yazın. Hemen düzeltmeye çalışalım. Ama eminim şu anda işinin ehli kamera arkasında gayet iyi bir çekim oluyordur diye düşünüyorum. Bir taç kararı geldi. Efehan kullanıyor taçı. Atılan topta karşılıyoruz Azat'la. Tuna izin vermedi orada müdahaleye. Çıktı oradan Bulvarlı oyuncu. Baskı devam ediyor. Topu sağ tarafa taşıdılar. İleriye atılan bir top ama oyun alanında kaldı. Aferin, yatarak Mehmet hemen topu taça gönderdi. Riske girmedi diyelim bu pozisyonda.
Bu maç şampiyonu belirleyecek mi diyoruz sevgili Ahmet? Belirleyecek diyebiliriz, evet. Çünkü puan puanalar ve yani her iki takım da birbirlerine çok ciddi rakipler şu anda. Bu arada atıldı ileriye, Bulut atmıştı bu topu. Döndü, karşıladık orada, Tuna alamadı. Bulvar takımı şimdi atak gerçekleştiriyor. Sağ taraftan iyi geçti orada sağ tarafta. Bulvarlı oyuncu orta geldi. Mehmet bir müdahale daha. Taça gönderiyor. İlk yarı maçlarına bakarsak, evet, bu maçlardan sonra oynanacak maçlarda hani puan kaybetmesi, tabii futbol oynandığında sonuçlar ortaya çıkan bir spor. Çok büyük sürpriz olur ama. Evet, büyük sürpriz olmazsa diyelim. Bu arada boşlukta kalan bir topu Meriç'i müdahale etti. Kafayla karşılıyoruz ama Kartallı oyuncular da kaldı. Bu dakika aferin orada, çok iyi geldi Kayra, bozdu pozisyonu. Bulut hemen hızlı gitti ama arkaya atılan çok iyi bir top vardı. Orada Kartallı oyuncu sıyrıldı. Bir müdahale var, evet, hakem devam dedi. Doğru da bir karar verdi aslında orada. Kayra zorladı pozisyonu. Emir alamadı. Meriç orada iyi geçti. Ama boşta kalan top Kayra'da. Kayra sıyrıldı mı? Hayır. Geldi Kartallı oyuncu. Bir faul kararı geldi, evet. Bir faul kararı geldi. İlk maçta da sevgili Onur, Kartallı oyuncuların bu tarz pozisyonlarda gürültüyle karışık bir faul alma talebi vardı açıkçası. Sesli faul alma. Sesli faul alma. Şu anda da o bağırışları buraya kadar duyabiliyoruz. Belki biraz da orta. Bu arada çok iyi bir orta geldi arkada. Kerem boşa çıkmıştı. Kartal Bulvarlı oyuncu alıyor. İyi de geçti. Burada Tarık. Bir faul kararı gelecek. Bir faul kararı gelecek. Sağ tarafı etkili kullanıyor Kartal takımı bu dakikalarda diyebiliriz. Oradaki oyuncu oldukça hareketli ve etkili kullanıyor. Görüntü öyle gözüküyor. Bakalım nasıl bir önlem alacak Selimiyespor o bölgeye ama bu dakikaya kadar gerçekten iki etkili atak gerçekleştirdi diyebiliriz oradan. Hareketli bir oyuncu burada etkili bir yerden takımına faul kazandırdı. Müsabakanın 5. dakikalarında olabiliriz, öyle söyleyelim. Yine biz heyecanla karışık, süreyi çok net tutmadık ama 5 diyelim, evet, üstüne gidelim, diyelim, üzerine gidelim gibi olacak. Ama 5 dakika oldu hemen hemen müsabaka başlayalı. Bakalım nasıl bir iyi orta geldi. Vuruş var ama iyi bir vuruş değildi. Tehlikeli iyi vuruş gelmedi. Üstten orta gidiyor Kartallı oyuncunun vuruşu. İki takım da oynadıkları müsabakaları farklı kazandılar bu maça kadar. Puan puana girdiler öyle diyelim. Tabii Kartal Bulvar'ın biraz daha gol averajı daha fazla. Bu maç gerçekten gruptaki lideri belirleyecek. Ve bundan sonrasında da bu maç, evet, çok tehlikeli bir top var orada. Kerem biraz geç kaldı ama aldı, evet. Biraz heyecanlandırdı bizi. Efe'nin önünde bu top. Hızlıca Kayra'ya ulaştırdı. Kayra o topu aldı mı? Bastı. Kayra çıkartamadı. El var orada ama hakem görmedi. Şimdi Kartal santraforu iyi kesti orada. Boşta kaldı. İyi bir topuk vuruşu var. Ama bu dakikalarda etkili geliyor Kartal Spor. 0-0 devam ediyor müsabaka. Kaç kaçlar başladı. Evet, kaç kaçlar başladı. Ekrana sevgili Onur, maalesef. Evet, biliyorsun sen de yazılımla ilgili. Yani bilgisayar kullanamadığımız için telefonda da hani biz bağlantı zedelenmesin diye. Yoksa teknik, evet, olarak bir eksiğimiz yok. Var ama yani teknik olarak evet yok ama zaten maçlarımızın çoğunu ya tek yayınlıyoruz ya da sıkıntılı yayınlar yapıyoruz. Ancak anlatma la bunu telafi etmeye çalışıyoruz diyelim. 0-0 devam ediyor bu müsabaka. Ama bu dakikalarda Kartal takımının etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Henüz daha biz bir atak gerçekleştirmiş değiliz. Onların ise 2 tane, hatta 3 tane kaleyi zorladıkları atakları söz konusu. Yine bir serbest atış kullanılıyor ve etkili de geliyor bu atışlar. Karşılıyoruz Mehmet'le o bölgede. Bulut şimdi alabilecek mi? Ama yine Kartallı oyuncular da Mehmet o topu havalandırdı. Offside kararının gelmesi lazım diyeceğim ama bizim oyuncudan geldiği için offside kararı gelmedi doğal olarak. Bu arada bir müdahale. Hayır, Tarık yok, uzaklaştırıyor yok bu topu. İyi başlamadık diyebiliriz. Son 6 dakikada bir şut geldi. Kerem aldı. Şimdi hemen hızlı çıkacağız. Etkili olabilir miyiz? Bakalım Kayra'nın önüne gider mi bu top? Efehan ters ayakta kaldığı için topu zor attı.
Normalde sol ayaklı bir oyuncu Efehan sağ kanatta oynama zorunluluğu evet, var bugün. Ögeday'ın sakatlığından dolayı. Evet, sakatlığı, hesapta olmayan sakatlığı maalesef Kartal Bulvar maçında bu şekilde oynaması söz konusu oldu takımımızın. Sol tarafta görmeye alışık olduğumuz Efe maalesef bu maçta sağ kanatta oynuyor. Bir ters ayakta diyebiliriz bu arada. Yine iyi çıktı orada Kartal Bulvar'la oyuncu. Baskımız var. Alacağız mı o topu? Yine iyi çıktı. Bunlar tehlikeli ataklar. Geçti rakibi de iyi bir Efe'den. Evet. Kart itirazı var muhtemelen Kartal Bulvarlı oyuncular ama sevgili Onur beklediğimiz gibi başlamadı bizim açımızdan. Sağdan soldan Kartal takımının yoğun bir trafiği var diyebiliriz maç içerisinde. Açılırız. Umarım ilerleyen dakikalarda toparlarız ama yani bu serbest atışlar sıkıntı yaratıyor. Kalemizde gerçekten oyuncularımızı biraz daha hızlı bir şekilde toparlanması lazım. Etkili bir orta gelirse tehlikeli olabilecek bir noktadan atış kullanıyor Bulvar. Kullanıldı ama güzel kullanamadı. Kartal Bulvar bizim açımızdan iyi kullandı diyelim bu atışı. 0-0 devam ediyor müsabaka ve biz yaklaşık 9 dakikayı geride bıraktık. Gol yok müsabakada. İki takım da bu... Kerem kullandı atışı. Karşı arkaya iyi sarttı bu top. Emir girebilecek mi araya? Kartal Bulvarlı oyuncu uzaklaştırıyor. Efe bölgede Efe'ye bir faul gelmesi lazım. Vermedi hakem bu faali. Efe'nin aslında gerçekten faul yapmıştı ama Mehmet izin vermedi ve geldi Meriç bozdu. Taça gönderdi ama oyuncu hala yerde. Evet. Burada hocaya itirazlar söz konusu. Bizce de burada bir faul söz konusuydu. Havaya çıktığında beline yapılan bir müdahaleyle boşlukta düştü Efe. Tribünden protesto sesleri de yükseliyor tanıdık seslerden. Evet yani tribünlerimiz zaten hava soğuk sevgili Onur. Biliyorsun soğuk için. Havalarda ısınmak gerekir değil mi? Yani sporu biraz bilenler bilir. O ısınmadan kaynaklı itirazlar tabii bol bol olacaktır tribünlerde. Ses tellerini ısıtmak maksatlı bağırma diyorsun. biraz daha kanı hızlandırmak için muhtemelen tribünlerde tepki veriyorlar ama bu pozisyonda verilen tepki bence haklıydı. Orada havadaki bir oyuncuya yapılan müdahalede yerde kaldı oyuncumuz. Atış kullanıldı. Geldi Mehmet bu topu da taça gönderdi. Yavaş yavaş taç atışlarıyla gelmeye çalışıyor. Kartal takımı sağımıza geldi aslında. Bakalım atış nasıl kullanılacak. Ama bu dakikaya kadar etkili oynayan taraftı Kartal Spor takımı diyebiliriz. Ya oyun etkili değil aslında ama biraz daha önde gözüküyorlar. Evet yani bizim daha henüz karşı kalede bir atağımız yok gibi. Bu arada yine bir taş atışı kullanılacak. Biraz yani... Genelinde onların bu baskısını karşılamaya çalışıyoruz diyelim bu dakikaya kadar geçeceğim. Evet bu sefer de hata geldi taç atışından. Top dışarıya gitti şimdi Selim'e kullanacak. Evet. Atış kullanıldı. Bulut o topu uzaklaştırdı ama ileride sadece bir oyuncumuz var. Emir'le kaldı orada kim aldı Meriç alamadı. Boşluk bir faul kararı geldi. Şimdi biz bu faul atışını kullanacağız. Meriç hızlı kullanmaya çalışırken Kartallı oyuncular geldi ve önünü kapattı diyelim. Mehmet, 0-0 müsabaka devam ediyor. 12. dakikaya da girdiğimizi söyleyebiliriz. Mehmet kullanacak. Atış kullanıldı. Arkada sekti kalmadı Ali. Azat'ın önünde kalmadı bu top. Baktığımız zaman aslında Ögeday, Berke ve Ali Efe'yi de saydığımız zaman 3 sakatın olduğu bir U18 grubu var şu anda. Kaleci Emir de dahil olmak üzere 4 tane sakat oyuncumuz var aslında. Ve bu maçta da gerçekten bu arada iyi bir müdahale var. Devam diyor rakibi. Evet topa temas diyor. Evet yine o Kartal'ın
bağırış çağrışları kulağımıza kadar geliyor açıkçası. Faik Bey buradan mesaj atıyor. Kendisini göremiyoruz burada. Evet. 0-0 Faik Bey. Maç müsabaka devam ediyor. Dedim bu arada iyi bir orta geldi. Ah dokundu sayılır aslında Kartallı oyuncu ama Kerem'de kaldı bir offside kararı da geldi. Evet. Sakatlarımızdan bahsediyorduk. Onlardan bir tanesi de Ali Efe ki çok iyi performansı olan bir oyuncuydu. İlk yarıdaki Kartal maçının ikinci yarısında çok önemli bir performansla o maçın berabere gelmesinde etkili olan oyuncularımızdandı. Maalesef şu anda sakatlıktan dolayı yerini alamamış durumda ve bir 15 gün daha sahalara dönemeyecek diye bilgi verdi kendisi. Ama bunun dışında Ögeday geçen hafta da bir sakatlık yaşadı. O da yerini alamamış durumda ki sezon başından beri 11'de yer alan bek oyuncumuz. Yine Berke de sakat olduğu için yer alamamış durumda. Kalecimiz Emir de aynı şekilde sakat. Bu arada bir şut geldi buluttan ama üstten avuta gitti. İlk de kaleye çektiğimiz şut diyebiliriz. Güzel bir bu deneme yani olarak evet. İbrahimovic gibi. Bir de o kaleyi bulsaydı gerçekten çok güzel bir vuruş olmuş olacaktı. 0-0 müsabaka devam ediyor. Selimiye Spor Stadı'nda oynanıyor bu maç. Selimiye Spor'un ev sahipliğinde araya atılan bir top da kalecide kaldı bu top. Aslında baktığımız zaman ilk maçta da biraz Kartal Bulvar'ın baskılı başladığını biliyoruz. Mehmet bu arada Efe ile çarpıştılar orada oyuncuyla ama Mehmet uzaklaştıramadı. Rakip evet rakibin bir faali söz konusu diyor. Orada evet Kartallı oyuncular yapmış oldukları her pozisyon sonrası hakeme bir şekilde itiraz ediyorlar. Sesli ya da sessiz hareketleriyle de bunu belli ediyorlar. Bu arada iyi karşıladı kafayla orada Kartallı oyuncu. Yine iyi sıyrıldı orada sağ taraftaki oyuncu. Süratle geliyor. İyi de bir orta geldi. Çok tehlikeli vuramadı. Vuramadı yürekler ağza geldi diyebiliriz. Vuramadı ama bir offside kararı geldi. Ama gerçekten orada çok etkili geldi sağ taraftan. Yine Kartal Bulvar oyuncusu oradan topu iyi kesti diyebiliriz. 9 numaralı oyuncularıydı sanırım. O da ismi Berke diye algıladım, duydum burada oyuncuların konuşmasından. Berke'nin o isme zaten kulak alışırız, kabartmaya evet, alışırız diyorsun. Kulak kabartmaya alışırız. O yüzden de dokunamadı. Rakibe vuruşunda bizim oyuncumuza çarpmıştı. Bir uzaklaştırdı orada o topta. Şimdi taça gitti bu top. Taç atışı kullanacak Selimiye. 0-0 devam ediyor müsabaka. Sık sık skoru tekrar ediyoruz yazamadığımız için ekranımıza. Ama henüz gol yok müsabakanın da 15. dakikasını geçtik. Bir çeyreği bitirdik diyebiliriz. Faik'cim görüntülerde büyüme varsa yazar mısın lütfen? Yani topun kadrajdan çıktığı anlamında söylüyorum. Aşırtma geldi Azat'tan. Bulut buluştu bu topla. Bulut ortayı yaptı, rakibine çarpan bir top vardı. Azat'a gelmeden uzaklaştırıyor Kartal takımı. Kartallı oyuncudan Efe'nin müdahalesi yine onda. Efe taça gönderdi bu topu. İyi bir müdahale geldi Efe'den. Yok problem. Yayına yansıyan görüntüde bir problem gözükmüyor. Atış kullanılıyor. Efe iyi karşıladı. Bir kere daha taç kullanacak Kartal takımı. Evet, burada Efe'nin itirazlarının gereksiz olduğunu söyleyebiliriz. Ondan çarpan bir top taça gitmişti. Taç atışı kullanıldı. Boşta kalan topu aşırttı. Kartallı oyuncu döndü. Tarık uzaklaştırıyor bu topu. Taç atışı kullanacak Selimiye Spor. Efe'nin önünde kaldı. Faul beklentisi var yine Kartallı oyunculardan. Meriç aldı çizgide topu ama çıkarttı. Hakem şimdi işaretini kullandı. İçeriye atılan bir top vardı ama hakemin bayrağı havadaydı. Taç atışı mı? Evet, taç atışı işareti geldi.
bir taç kullanacak. Bölgeden Kartal takımı yaklaşık, evet, 18-17. Dakikayı da geçtik. 18. dakikaya girmek üzereyiz. İki oyuncumuz birden anlaşamıyor. Kayra ve Meriç birbirlerini bozdular ama kaça gitti bu top. Biraz daha dengelendi oyun diyebiliriz ama Kartal etkili geliyor zaman zaman kalemize. Baskı Bulut'tan sonuç verdi. Taç atışı kullanacak o bölgeden. Çok sık taç kullanılıyor. Evet Bulut, aferin oğlum, aferin Bulut, öyle. Taç atışı geldi. Kafayla karşılıyoruz. Evet, hakem yine bu pozisyonda elle oynandığını işaret ediyor. Yani maçın başından beri çok net sayamadım ama belki de 5. iki taraflı da bu bölgelerden kullanılan faul atışları söz konusu Kartal takımının. Ve bu kadar çok sık faul atışlarının kullanılması da bizim için biraz risk oluşturuyor açıkçası. Şimdiye kadar da çok iyi kullanamadı Kartal takımı bu serbest atışları. İzin verildi. Ceza alanında hareketlilik var. İrek kaleye gitti. Kerem'de kaldı. Hata gelmedi. Kerem iyi kontrol etti bu topu. Baktı. Topu da şimdi ön bölgeye taşıdı. Emir orada aldı. Boşlukta çıkartamadı o topu. Baskısı geldi hemen. Kartallı oyuncuların iyi atıldı ileriye top. Offside kararı geldi. Evet. Offside bayrağı kalktı şimdi. Buradan offside'ı görmüştük ama yan hakemin bayrak kaldırmasını bekledik. O bayrak gelince de offside kararı geldi. Hava, evet, Ocak ayına yakışır bir hava var. Yavaş yavaş alıştı. Biraz sıcak havaları. Yine Kartallı oyuncu gerçekten tribünlerden de itiraz geliyor ama bu itiraz muhtemelen Selimiye seyircilerinin Kartallı oyuncuya yaptığı bir itiraz gibi geldi bana ama bu arada hala oyun devam ediyor. Şimdi kalktı, evet, Kartallı oyuncu da. Bu arada iyi gidiyoruz. İyi çıktı top. Ah 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 ah. Çok iyi bir pozisyonu. Meriç vurdu ama. Gerçekten Selimiye Spor'un çok etkili geldi. Kartal Sporlu oyuncuların hala itiraz ettiği bir pozisyon var orada. Hakem çok sert bir uyarı verecek gibi geldi. Çünkü orada sert bir hareket geldi. Hakem şimdi 10 numaralı oyuncuyu ciddi uyarıyor, Kartallı oyuncuyu. Pozisyonunda kaldı hala. Ama yani pozisyonda çok da bir şey yoktu açıkçası. Bu kadar itiraz edilecek bir durum yoktu. Devam eden pozisyonda Selimiyespor iyi girdi içeriye. Yapılan da bir orta vardı ama o ortada ceza alanında kimse dokunamadı. Sonrasında Meriç'in vuruşu avutla sonuçlandı. İyi bir pozisyondu bu dakikada Selimiye adına gelen. Şimdi orada topu kapamadık. Çıkacak mı Kartallı oyuncu? Taç gelecek. Taç atışı kullanacak Kartal Spor. Atış var ama korner kararı geliyor. Diyor. Biraz daha mı? Evet. Biraz daha yakın çek kaleyi. Ben Ercan mı dedi? Anlamadım. Vallahi Ercan'sa pek güven olmayabilir. Çünkü kameranın başındayken o yakın çekimlerinden çok muzdarip olduk. Bu arada mücadele vardı orada. Bırakmadık orada mücadeleyi. Faul kararı geldi ya da offside. Evet, offside kararı geldi. Evet, boşlukta bırakılmıştı. Yani bu pozisyonda iyi bir vuruş geldi Kartallı oyuncudan ama o pozisyonda bayrak kaldırdığı için hakem, zaten bütün oyuncular oyunu bırakmış durumdaydılar. Oradan atış kullanılacak şimdi. 0-0 devam ediyor müsabaka. Kafayla karşılıyor. Bir faul kararı geliyor. Ellerini kullandığı için Kartal Bulvarlı oyuncu bu faul kararı çalındı diyebiliriz. Evet, müsabaka 0-0 devam ediyor. Bir ise Meriç atış kullanacak. Yavaş yavaş eski oyuncuları da görmeye başlıyoruz.
Sevgili Onur, yine sağ olsun Başakşehir'e trans. Bu arada orta geldi. Bir vuruş var odama, Kartal ters vurdu. Oyuncusunda kaldı. Devam diyor hakem. Başakşehir'e transferimiz Yiğit. Yine eski takımını bu önemli maçta seyretmeye, arkadaşlarının yanında olmaya gelmiş. Ona da kendi liginde başarılar diliyoruz ki başarılı bir performans sergiliyor. Kartal atakta. Bu arada Mehmet müdahalesi yerindeydi. Korner kararı geldi. Arkaya sarkmıştı Kartallı oyuncu. Mehmet'in oradaki müdahalesi yerindeydi. Bir korner kazandırdı. Pozisyonu hep birlikte izleyeceğiz şimdi. Korner atışını. 0-0 devam eder müsabakada. 23. dakikayı da geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Gol yok müsabakada. Biraz daha dengelenmiş bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Başta biraz Kartal'ın etkili oyunu vardı ama biraz daha dengeledik. Bu arada orta geldi. Kartal'da oyuncudan kalede kaldı bu top. Müdahalesi var orada ama biraz Kerem'e zayıf gelen bir top oldu bu müdahale. Kerem oyuncu aradı, bulamadı. Rakibe çarptırdı bu topu ama evet, şimdi rakip oyuncuya bir kart gelecek. Evet, 9-15'lik alanın içerisinde müdahalesi var orada. Çok yakın 0-0. Kerem de vurdu ve bir kere daha topun hareketli olduğunu ve beklemesi gerektiğini söyledi. Daha doğrusu maçın hakemi bir sarı kart görmüş oldu. Kartal Bulvarlı oyuncu. 0-0 devam eden müsabaka. Henüz gol yok. Bir bizim geliştirmiş, hatta bir iki tane geliştirmiş olduğumuz ataklarımız var. Kartal Spor'un 2-3 tane kalemize geldiği pozisyon var. Bu arada kafayla karşılıyor Kartallı oyuncu. Kafayla biz karşıladık Meriç'le. Orta sahada bir mücadele var. Kapıldı mı o top? Hayır, Tuna devam ediyordu. Kaldı Kartallı oyuncu da. Bu dakikalara kadar Kartal takımı kanadı iyi kullandı ama sağ kanadı iyi kullandığını söyleyebiliriz. Oradan daha etkili geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi bir taç atışı gerçekleşecek. Yine sağ kanadından Kartal Bulvar'ın. Bizimse sol kanadımızdan. Boşta bıraktı 10 numaralı oyuncusu Kartal'ın. Meriç uzaklaştırdı ama orada Azat o topu aldı. Azat korudu topu, geçti rakibini. Pasını da verdi Bulut'a. Bulut'tan Emir'e güzel bir pas. Emir ilerleyecek mi? Emir baktı mı? İyi çıkarttı Emir. Döndü arkada. Vurun ona. Kimse var mı orada? Kayra aldı o topu ama Meriç'e indirmedi henüz. Meriç baktı, bekledi. Kayra ortayı yaptı. Boşta kaldı Bulut. Terste bir korner mi gelecek? Out kararı geldi. Yine sol taraftan etkili geldik açıkçası. Emir iyi çıkarttı orada ortayı. Kimse vuramadı. Ama etkili geldik bu dakikada. Kartal kalesini yokladık diyebiliriz. Bir top var. Mehmet'in de müdahalesi var orada. Kayra o topu indirecek şimdi. Müdahale var. Oyun alanında tutamadı. Taç atışı. Hayır. Selimiye'de. Evet. Selimiye kullanacak bu taç atışını. Efe kullanacak. 0-0 devam ediyor müsabaka. Henüz gol yok. Mücadele var yine sahada. İlk maçta da bu mücadele vardı. İki denk takımın aslında mücadelesini seyrediyoruz. İkisi de kafa kafaya gruplarında liderler. Her ikisi de puanı alarak o liderliği tescillemek istiyor açıkçası bu müsabakada. Şimdi Kerem'de kaldı bu top. Yine Kerem oyuncu aradı, atacak ama bulamayınca bir kere daha atışını kullandı. Bulut sarkıttı. Azat aldı Bulut'ta. Kaldı mı Bulut? Kurtaramadı o topu. Kartallı oyuncular iyi çıktı bu dakikada ama geldi Meriç, bozdu. Bravo sana Meriç ama topu olan evet, rakibe çarptı. Evet, taç atışını kullanacak Selimiye. Çarptıydı rakibe. Biz de gördük buradan. Ve taç atışını kullanacak Selimiye. Uzun bir taç atışı geldi ama hatalı bir taç atışı geldi. Şimdi yan hakemin işaretiyle bu taç atışı el değiştirdi. Efe iyi mücadele vardı orada. Kafayla şimdi Meriç'te kaldı. Ayak koyuldu ama orada Meriç çıkarttı o topu. Azat indirdi ama Emir aldı mı? Hayır, kalmadı önünde. Yine sağ taraftan etkili gelebilir. Burada Kartallı oyuncular da kaldı. İyi bir topu pası.
Emir'den geçti. İyi bir pas ama girdi Mehmet araya. Süratle girdi. Solda Emir gidiyor. Azat. Sol taraf bomboş gidiyorlar. Şimdi attı orada. Tuna. Kaleciyle karşı karşıya. Vur ona. Tuna vurdu. Gol mü geliyor? Gol geliyor. Selimiye sporumuz 1-0 öne geçiyor. Tuna ile buluyor. Sol taraftan geldi Tuna. Müthiş geldi orada. İlerledi. Azat'ın da harika bir pası vardı. İyi vurdu yerden. Düzgün vurdu ve avantajlı bir durumdaydı. Golü de yaptı diyebiliriz. Tuna ile geliyor gol sevgili Onur. Gerçekten uğurlu geldi ayakların. 1-0 öne geçiriyor takımımızı. O da gitti şimdi tribünlere sevgi işaretini gösterdi. Ama gerçekten iyi geldi Selimiyespor. Azat topu aldığında sol tarafta bomboşlar olduğunu söylemiştik. Döndü gördü o boşluğu. Attığı topta Tuna'yla buluşturdu. Tuna iyi girdi içeriye. Düzgün yerden bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü atmış oldu. Ve gerçekten çok güzel bir dakikada nefis bir gol geldi organizasyon olarak diyebiliriz. 1-0 öndeyiz şimdi Selimiyespor olarak Kartal Bulvar karşısında. Evet. Çok düzgün vurdu. Düzgün vurdu, yerden vurdu. İyi de vurdu Tuna. Bu vuruşları zaman zaman yapan oyuncumuzdu. Golü de atmış oldu. Efe karşılıyor. Şimdi tabii biliyorsun futbolda burada hemen rakibin saldırısı olacak. 5 dakika çok önemli. Bu 5 dakikada bu rakibin beraberliğe getirmeye için uğraşacağı bu mücadeleyi çok iyi karşılamamız gerekiyor. Panik yapmamamız gerekiyor. Taç atışı kullanacak Kartalspor. Gol tribünleri, üşüyen tribündeki taraftarları da heyecanlandırdı diyelim bizimle birlikte. Ama 1-0 öndeyiz. Bir offside kararı, evet offside. Oyuncu offside'dan girerek bu topa dokunduğu için Kartallı oyuncu offside'i kullanacak şimdi Selimiyespor'umuz. Gol 30. dakikada geldiğini söyleyebiliriz. 1-0 öne geçiyoruz. Tuna'yla atıldı. Tuna'nın attığı bir goldü bu. Ama golden önce Azat'ın topu alışı ve dönüp de Tuna'ya atışı da gerçekten bu golde çok etkiliydi. Karşılıyor Kartallı oyuncular. Kafayla indirdik orada. Azat yükseldi alamadı. Meriç müdahale etti. İki. Evet şimdi Kartal kullanacak diyor bu atışı. Gerçekten iki takımın da hırsı, seyircilerimizin sesleri, her şey birbirine karışıyor statta. Bazen ben odaklanırken o sesler beni biraz yoruyor açıkçası. Bu arada Kartal Bulvarlı oyuncu vurmuştu ama Tarık'la karşıladık. Emir o topu oyun alanında tuttu. Şimdi aferin Tuna'dan iyi bir top ama o bölgede Azat zorlayacak. Azat offside kararı geldi. Offside kararı geldi. Bayrak kaldırdı yan hakem. Azat'ın pozisyonunda bir offside kararı verdi. Ama dakikalar 30'u gösteriyor. Gol yaklaşık bir dakika önce geldi diyebiliriz. 1-0 önde Selimiyespor. Müsabakada iyi bir top atıldı kanada. Kanat bomboştu. Şimdi oraya hızlıca geldi Tuna. Tarık müdahale etti ve o müdahale biraz topu ayağından açmasını sağlayınca hemen Meriç'te topu riske girmeyip taça göndermiş oldu ama bu dakikalarda Kartal'ın baskısı artacak doğal olarak golü bulma adına, beraberliği bulma adına bu 5-10 dakikayı iyi atlatmamız gerekiyor takımımız adına. Tarık bıraktı arkada boşlukta kalan topu, kim aldı? Tuna. Tuna iyi geçti Tuna, helal olsun Tuna, güzel geçti şimdi. Döndü, fası da iyiydi orada. Kafayla karşıladı Kartal Bulvarlı oyuncular. Tuna geldi yine, bozdu önünde kalan topu. Emir aldı, çıkarttı orta sahada. Emir bir kere daha gitti rakibe. Bozdu mu? Hayır. İyi çıktı oradan Kartallı oyuncu. Topunda Mehmet girdi araya. Kafayla karşılıyor tekrardan Kartal ama Mehmet'ten sekti. Hata geldi ama evet. Bir faul kararı da geldi. Çünkü Mehmet'e bir yani havaya çıkarken şöyle belden hani bir temas vardır ya sevgili Onur. Tarif etmem gerekirse. O teması yapınca rakip oyuncu, hakem de bunu değerlendirdi ve faul kararını futbol verdi. Futbol anlayanların bildiği. O beline yaptığı müdahaleden dolayı faul kararı geldi. İyi bir top geldi. Mehmet'ten kalmadı orada Aykayran'ın önünde. Baskı geldi. Bulut aldı o topu. Aferin Bulut. İyi de pas geldi. Efe iyi geçti. Takımı oyun alanında tuttu. Efe pasını da verdi. Ah ayağından kaçırdı Kayra. Kayra ayağından kaçırmasa etkili olabilirdi. Mehmet kaleci Kerem çıktı ve aldı o topu diyelim. Evet aferin Kerem, şimdi bekledi aldı ve evet Mehmet'i ulaştırdı. Mehmet'ten de Efe'ye güzel bir pas. Şimdi oyunda denge kuruldu. Bir evet Efe iyi tuttu orada topu ama müdahale geldi ve kaptırmış oldu. İyi pas geldi ama Mehmet daha avantajlı çıktı ve o topu taça göndermiş oldu. Mehmet bugün bir cengaver gibi.
gerçekten taraftarın da etkisi altında kalıyor olabilir, ona destek de geliyor ama bir cengaver gibi önce bir oraya bir buraya topa gidiyor. İyi bir topuk pası geldi. Orta etkili de geldi arkada. İyi, iyi bir yere gelmedi diyelim. Arkaya gitti o top, oyun alanında tuttu ama Tarık daha evet taç atışı geliyor. 1-0 skor üstünlüğü var. Selimiye Spor'umuzun 30. dakikada bulmuş olduğu bir gol vardı. 29-30. dakikalarda geldi bu gol. Bulut'un da müdahalesi vardı. Taç atışı kullanacak tekrar Kartal takımı. Kendi seyircimiz önünde oynadığımız, Selimiye Stadı'nda oynadığımız müsabakada 1-0 öndeyiz. Bulut'ta kaldı bu top. Bulut kurtaramadı o topu, rakibe kaptırmış oldu ama geldi orada Tuna. O topu söktü ve aldı diyebiliriz ve taç atışı kazandırdı kendi takımı adına. Tuna golde de çok iyi bir performans sergiledi ama bugün de daha önceki maçlarda da gerçekten mücadelesi çok üst düzeyde oyunlar çıkartıyor. Bir müdahale daha var orada ve taç atışı şimdi Selimiye Spor'umuzun. Sevgili Onur, sen Tuna'yı zaten U16 takımımızda nasıl oynadığını, güçlü ve mücadeleci oyununu biliyorsun. Evet. Anlatmaya gerek yok sana ama. Yani bütün sezonu mükemmel oynadı. Bütün sezonu oynadı. Çok iyi oynadı. Bu maşallah şu anda da çok iyi ama bu arada çok tehlikeli bir pozisyon. Vuruş out'a gitti. Tehlikeli bir pozisyondu. Kartallı oyuncunun önünde kaldı. Ayaküstü tabir ettiğimiz bir vuruşla topu düz olarak gönderdi kaleye ama out'a gitmiş oldu bu top. Mehmet orada Efe ile paslaştı. Efe oyun alanında tuttu ama rakibin müdahalesi. Mehmet geldi ama yine Efe'ye çarpan top Selimiye Spor öncüsünden çıkmış oldu. Kartallı oyuncular şimdi taç atışı kullanacak. Evet, itiraz vardı orada taç atışına. Aa, iyi geçti. Vuruş üstten avuta gidiyor. Evet, yine etkili geldi Kartal takımı. Vuruşu üstten avuta gitti. Bizi böyle biraz heyecanlandırdı ama golle sonuçlanmadı bu şut. 1-0 skor üstünlüğü var. Selimiye Spor'umuzun önemli bir maçta galip olduğunu söyleyebiliriz. Dakikalar 35'e geldi. Bir 10 dakika ilk yarıda oynanacak zaman var diyebilirim. Uzatmalarda devreye girerse belki bir 15 dakika olabilir bu. Şimdi orada Bulut iyi aldı önüne. Oradan çıkarttı bu topu. Seker mi o top, sekmedi. Karşılayamadık. Kartal oyuncuda kaldı. Meriç'in bir müdahalesi vardı. Kayra devam. Hayır. Azat gitti orada. Devam etti. Bozdu pozisyonu ama şimdi atılan topta Mehmet ayağına gelen topta Umut. Evet, şimdi uzaklaştırıyor. Yine Kartal oyuncuda Tarık bu sefer aldı bu topu. Attı, sekti, olmadı. Tarık takip ediyor ama iyi pas geldi orada Kartallı oyuncu. İyi çıktılar Kartal takımı. Çok tehlikeli geliyor. Aferin sana be. Tuna geldi yine orada da. Müthiş bir müdahale bulundu diyebiliriz. Eğer orada geçmiş olsa Kartallı oyuncu ceza alanımıza çıkarttığı topta çok tehlikeli bir pozisyon yaratacaktı. Ama Tuna geldi orada. O topa yatarak müdahalesini yaptı. Kornere çıkartmış oldu. En azından o pozisyonu savurmuş oldu diyelim takımımız adına. Şimdi korner kullanacak Kartal takımı. 1-0 üstünlüğümüz var. Orta geldi ama dışarıda, kafalardan sekti. Boşlukta kaldı Kartallı oyuncu. Bir faul beklentisi içerisinde ama herhangi bir pozisyonda vuruş geldi. Terse gitti. Kerem çıktı. Tehlikeli de offside. Offside kararı geldi. Ama bir müdahaleden kaynaklı sakatlık yaşayan oyuncu var ceza alanımızda. Ona da şimdi müdahale ediliyor diyelim. 1-0 öndeyiz. Müsabakada 36. dakikayı da geride bıraktık. 5 mi Evet. Yok mu?
Sevgili Ahmet'in şu anda bir telefon görüşmesi yapması gerekti, önemli. O yüzden biraz keyifsiz olsa da benim sesimle biraz idare etmeye çalışacağız. Selimiyespor'un sol önden bir duran top kullanacağını izleyeceğiz. Sigortalarda bir 15 gün hani şeyi var. Yani 15 gün şeyi var. Topun başında Meriç var. Geçerli oluyor bir oyuncu. İçeride 1 2 3 4 5 oyuncumuz. Ceza sahası çevresinde 2 oyuncumuz var. Yani ben eğer şeyse atın bana plakayı şeyi yaptırabilirsem, bir şey yapabilirsem yaparım. Meriç topun başında. Hakemin işaretini bekliyor. Önünde 2 kişilik bir baraj. Ortasını yapıyor. Aşırtıyor ama arkada. Savunma oyuncusu kafayla müdahale etti. Dönen topu tekrar takip ediyor Meriç. Ve top taça kadar gidiyor. Taç atışı Selim Yeğen'in. Evet sevgili Onur, kusura bakma. Valla benim için sorun değil de izleyenler açısından düşünüyorum. Yani öyle bir 3 dakikalık bir işkence yapmış olduk. Kusura bakmasınlar. Evet. 1-0 skor üstünlüğü var. Hemen skorla gireyim ben yayına. Bir karar geldi. Bayrak kalktı ama bu bayrak şimdi iki yan hakem birden bayrak kaldırdı. Ben olayı anlamadım. Biri taş dedi, biri offside dedi. Ben de şaşırdım açıkçası. Sol taraftaki hakemin atışı Selim Yeğen'e taç olarak gösterdiğini görüyorum. Şimdi benim anlamadığım iki yan hakemin beraber karar verebileceği ne pozisyonu olabilir yani? İşte bir bayrağı kaldırmakta offside bayrağını geç kaldı. O yüzden de top da öbür tarafa evet, mı gitmişti? Öbür tarafta taça gitti. Bu arada boşlukta kalan topu kaleci uzaklaştırıyor. Diğer tarafın yan hakemi taç kararını verdi ama orada öbür tarafta ısrarla offside bayrağı. Bravo efendim. Bravo. Ekranın da müdahalesi yerinde bu arada. 1-0 devam ediyor müsabaka. Dakikalar 40'ı gösteriyor diyelim. İlk yarıyı en azından bu şekilde tamamlayalım ve taç atışı gelecek. Selimiye kullanacak bu taç atışını. Efe kullanacak. Kartal Bulvarlı oyuncu taç atışını kullanmak için bir niyetlendi ama niyetten daha öteye geçmedi o diyelim. Hakem zaten kararını vermişti. Bir taç atışı daha kullanacak Selimiye sporumuz. Şimdi faul kararı verdi. Evet. Bu kararı imza attı diyelim bu noktada. Hakem sendromu başladı değil mi? Bilmiyorum ama bu bağırış çağırışlar etkiledi mi diyelim ama demeyelim, maşallah diyelim. Hakem de sonuçta gördüğünü... Bu arada etkili geldi orta. Mehmet yükseliyor. Tarık kontrol edebilecek mi? Hayır, taça çıkıyor. Kornere çıkıyor. Özür dilerim bu top. Biraz öne gidebilsem. Beni sıkıştırmaz. Kışıyor musun? Hayır, senin için. Bana çarpıyorsun ya. Sana yakın olmak istiyorum. Evet. Sevgili Onur'la biraz alan darlığından sıkıntılar yaşadık. Sen biraz fazla şeye alışmışsın. Evet, böyle tek başıma anlattım. Bu arada orta geliyor. Tehlikeli kafa vuruşu sekti. Aferin Umut'tan. Döndü boşta kaldı. Aferin. Kim dokundu? Yine Umut dokundu. Bravo İki Umut. İki kritik Bravo bir müdahale geldi Umut'tan. Arka arkaya. Önce kafa atışında kafayı karşıladı. Sonra döndü. İkinci vuruşta da ayakla bu sefer topu tekrar kornere çıkarttı. Evet, pozisyon devam ediyor. Yine etkili orta. Boşta kaldı. Faul gelmesi lazımdı. Vermedi o kararı ama hakem şimdi iyi umrukladı Kerem o topu. Aferin sana Azat, geldi ve orada şimdi de itirazını yapıyor hakeme. Evet, Kartal futbolcu oyun farkı. Aferin Efe. Bu arada herkes oyundan koptu diyebilirim. Yani Kartal'lı oyuncular hakeme herkes başka bir şeyin peşinde. Evet, itiraz ediyor. Bir yandan o. Bir şey yok. Bence de bir şey yok ama. Ya aşırı bağırıyorlar. Aşırı bağırıyorlar. Yani. İlk yarıda da böyleydi. İlk yarı maçlarında da böyleydi. Bu bağırmalara faul kararı vermemesi lazım maçın hakeminin. Bunlara izin vermemesi lazım. Hatta bu bağırışlar çağrışlardan sonra. Evet, yani bu bağırış çağrışlardan sonra. Yani burada topla birlikte bir müdahale söz konusu olabilir mi bilmiyorum. Pozisyonu izlemek lazım. Çok da keskin konuşmamak lazım ama bu bağırış çağrışlar pozisyonun önüne geçiyor. Bunu söyleyebilirim çok net olarak. Hakemin de etkileniyor olabileceğini söylemek mümkün bu durumlarda. Şimdi sevgili kardeşimize de bir nasihat olarak evet, bunu iletmiş olalım. O bağırıştan yani. Sonra zıpkın gibi ayağa kalkıp gidiyor ya futbolcular. Zaten en büyük fireyi orada veriyorlar açıkçası. Hani ama tabii Süper Lig de böyle. Diyor yani futbolcuya bir şey demiyoruz zaten, burada bir sorun yok ama yani hani bu biraz oyunun şu güzel gidişatını etkileyen bir
atmosfer yaratıyor. Tribünleri de açıkçası biraz geriyor. Etkili kullanılacak bir top. Evet, vuruş. Aferin Kerem, uzaklaştırır. Dönen topa vuruş var ama üstten avuta gidiyor. Yani yine gereksiz itirazlar var. Orada topa vuruyor oyuncumuz. Bu vuruşta üstüne koşan Kartallı oyuncuya bir temas söz konusu var mı? Olabilir ama o vuruş mesafesindeki topa koşmaması gerekiyor. Koşarsa da bu şekilde temas söz konusu olabilir. Buna bu kadar itiraz etmenin de bir lüzumu yok diye düşünüyoruz. Biz biliyorsun sevgili Onur, yani ilkemiz önce tarafsız anlatmak, yani gördüğümüzü anlatmak. Tabii bazen Selimiye sporlu olduğumuz için yanlış anlatıyor. Yani tarafsız olduğumuz söylenemez yani, ama taraflı anlattığımız da söylenemez. Objektif, evet, objektif bir yayın yapmaya çalışıyoruz kendi adımıza. Taraflı anlatmamaya çalışıyoruz. Evet, bir tarafın takımı olarak yayınımızın başındayız ama bazen futbolu o güzel mücadelesinin önüne geçen bağırış çağırışlar ve bu kargaşa futbolu da bizi hem üzüyor hem de üstünden, konunun üstünden geçmeden de edemiyoruz açıkçası. Yine bir taç atışı vardı. En azından ilk yarıyı bu skorla kapatarak kulübeye gitmek istiyoruz. Sevgili Yüce Ahmet kadar... böyle olmuyor yazmış Ercan ama neyi kastediyor acaba? Ercan mı? Evet. Ya böyle olmuyor ne demek yani şimdi? Konuyu açalım o zaman. Açsın orada. Yani ne olmuyor? Ne Ercan böyleydi de böyle olmuyor. Olmayan nedir? Bu arada iyi bir müdahale vardı orada. Tuna, Tarık riske girmedi, taça attı ama yavaş yavaş da Kartal'ın baskısı geliyor ikinci yarı, yani ikinci yarıya şey, ilk yarının sonuna gelmeden baskıyı hissetmeye başladık diyebiliriz. Tarık iyi bir müdahale vardı. Aferin Bulut, sakin kaldı ve o topu Azat'a taşıdı. Azat çıkartamadı, kaldı orada Kartallı oyuncular da. Tuna zorluyor, araya atılan iyi bir top var. Vuruş tehlikeliydi ama aferin Mehmet uzaklaştırdı. Kimde? Azat da. Hadi Azat. Ah, kontrol edemedi. Devam dedi hakem. Şimdi bağırdı mı? Evet. Çok da bağırmadı Azat da. Aa, tehlike var. Ah ah ah, tehlike geldi. Gol de geldi. Ah 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 ah. Ah ki ah ah ki. Yani ahlar vahlar. Gol yemeden evet, bitiremedik evet. Yani. Ahlarla vahlarla. Yapılan hareketi görüyorsunuz kameralar ama göremediniz. Yapılan hareketi gördüğünüzde ne demek istediğimizi çok net anlayacaktınız sevgili Onur. Gördün mü sevgili Onur? Kameralara yapılan hareketi. Sus hareketi mi? Sus hareketinden de şımarık bir hareket geldi. Ben gerçekten bu golü attı Kartal takımı. Gerçekten 1-1'e getirdi ama gol sonrası yapılan hareketi hiç tasvip etmedim. Oyuncuyla, vicdanıyla baş başa bırakarak yorumlamak istiyorum pozisyonu. Göremediniz çünkü kameranın açısını bırakmıştı Onur o açıda. Üzüntüden. Ama, evet. Arkaya dönüp yani, bir serzeniş yapmıştım. Hiç iyi olmadı bu gol diyelim. İlk yarıda 1-1'e gelmiş oldu skor. Tam 45. dakikada evet, geldi gol. İyi de gidiyordu her şey. Yani evet, bu hatayı yaparsanız gol gelir. Orada da yapacak bir şey yok ama gol sonrası Kartallı oyuncuların o sevinci, daha doğrusu sevince yakışmayan işareti. Ne kadar bu maçta motive olduklarını ve bu maça ne kadar böyle motivasyonlu geldiklerini çok net bence gösteriyor. Bence bunun hakkında konuşmayalım sevgili evet. Ahmet. Yani o çocuk da bunu yaptığına ilerleyen yıllarda pişman olacaktır zaten. Vicdan ile baş başa bırakalım ama 1-1'e geldi skor. Kötü bir dakikada geldi. Üzüntülüyüz tabii ama 1-1 de oldu sonuçta. Tarık o noktada topla buluşacak. Sonuçta mutlaka futbolda her skor söz konusu oluyor. Yenilgiler, galibiyetler söz konusu oluyor ama gerçekten mücadelesi iyi bir müsabaka olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi uzatma dakikaları da geldi. Kötü bir dakikada gol geldi. 45. dakikalarda henüz ilk yarının son dakikalarında gelmiş olduğu içeri sarkan bir top var. Bir taç atışı gelecek şimdi Selimiye'den. Skor 1-1'e gelmiş oldu. Eşitlik de gelmiş oldu maça. Orada kim o? Meriç müdahale etti ama yine bir faul. Hızlı kullanacak bu arada. Aferin Efe, müdahalesini yaptı. Bir kere daha uzaklaştırıyor topu. Azat geldi orada. Azat mücadeleyi de kazanacak mı? Kaleci de kalacak şimdi. Geri pas, evet. Geri pas olduğu için alamadı ama baskı. Taçı, evet, taçı kullanacak Selimiye Spor'umuz adına. Skor 1-1'e geldi. 45. dakikada geldi.
gol, bir hata söz konusu var olabilir. Yani hata söz konusu diyelim o pozisyonda ama futbolda da var bunlar. Bir bire geldi orada aslında. İyi buldu Kartal Bulvarlı topu önünde. Kerem'i de geçmiş oldu. Boşluğa taşıdı kendini ve vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. Kartal sporlu oyuncu, bir atış var ama oyun alanında tutabilecek mi? Evet, taç atışı kullanacak. Kartal kullanacak bu taç atışını. İlk yarı 1-0 gitmek istiyorduk aslında tabii ki ama 1-1'e gelmiş oldu bu skor. Aferin Bulut, iyi çıktım oradan. Müdahalesi vardı ama kurtaramadı topu. Şimdi geldi, söktü. Evet, bir faul kararı gelecek. Ellerini kullandığı için o faul kararı gelecek. Yine aslında biraz gereksiz de bir faul oldu ama mücadele yüksek olduğunda oyuncular bu temasları yapıyorlar. 1-1 devam ediyor müsabaka. Bu şekilde ilk yarı biterse bir eşitlikle gidilmiş olacak ama etkili bir noktadan da Kartal takımı atış kullanıyor. Etkili geldiler. Vuruş var mı? Hayır, döndü. Vuruş şimdi üstten avuta giden bir top oldu. Muhtemelen bu maç sonrası, bu pozisyon sonrası ilk yarının son düdüğü gelebilir gibi geldi bana. Bakalım ne olacak? Kaleci atışı sonrası ilk yarıyı bitiren düdüğü çalabilir. Evet. Yani Kartallı oyuncunun yaptığı bu vuruştan sonra da durumun anlatılacak bir tarafı da kalmadı diyebiliriz yani. Ama 1-1 gidiyor. Her iki takım da centilmence diyelim bir ilk yarı çıkarttı. 1-1'e geldi skor. Evet, tribünlerde de hareketlilik var çünkü gerçekten bir gerginlik söz konusu var rakip takımla, o oyuncular tribünler arasında. Evet, hızlı bir şekilde içeriye giriyorlar şimdi hepsi. Sevgili Onur, ilk yarısı en azından kötü bitti diyelim. Sevgili Ercan, kusura bakma, haklısın. Yani Ercan, bana 3 dakika bile tahammül edemedin mi yani? Yani burada, o kadarlık hatırımız da yok yani. Burada bana değil, sevgili Onur'a evet. Bir hakaret yani, oldu yani. Sevgili Onur'a hakaret etmiş sayıyoruz. Ben ama sesi kapatıyorum sevgili evet, abi. Evet, 1-1 devam bitti ilk yarı. Sesi kapatalım, biz çay içelim sevgili.
ikinci yarıda başladı. 1-1 müsabaka. İlk yarıda biliyorsunuz son 45. dakikada ilk yarının 45. dakikasında gelen bir golü vardı Kartal takımının. Skoru 1-1'e getirmişti ikinci yarıya. Selimiyespor'umuz başladı. Döndü kaldı kimin önünde. Vuruş gelmedi. Kim o? Poyraz mı? Hayır, Kayra'ydı. Tarık yatarak bir müdahale. Karar taça gitti. Taç atışı kullanılacak. Oyuncu değişikliği var. Poyraz'ı oyunda görüyorum muhtemelen. Kim çıktı onu göremedim ama. Emir oyundan alınmış gözüküyor. Poyraz oyunda karşılamadı. Kafa atışı boşlukta kaldı. Umut o topa müdahale ediyor. Tarık, Umut birlikte müdahale ettiler ve taç atışı geldi şimdi. Bulvar takımı kullandı taç atışını. Dışarıya kadar giden bir top oldu. Out kullanacak şimdi Selimiyespor. Özür dilerim. Selimiyespor kalecisi Kerem topu out noktasına dikti. Çekimle ilgili şu anda tek çekim yaptığım için zaman zaman görüntülerde sıkıntı olabilir ama şimdiden özür dileyim. Bu arada Mehmet'in bir müdahalesi vardı. Kartal takımlı oyuncunun önünde kaldı. Ama evet, bir karar geldi. Faul kararı. Basit bir faul kararı geldi. Bu arada çıkan oyuncuyu henüz göremedim ama Poyraz'ı oyunda gördüm. Emir de oyunda. Bulut da oyunda. Orta sahada Tuna da oyunda. Kayra evet oyundan çıkmış olabilir. Kayra'yı oyunda göremiyorum. Kayra oyundan çıkmış ve Poyraz oyuna girmiş durumda. Şimdi Tarık taç atışını kullanacak. Kartallı oyuncu oyun alanında tutamadı. Taç atışı geliyor. Evet yine orada bir bağırış çağırış var. Yani gerçekten biz futbolu biraz daha keyifli hale getirmek için anlatıyoruz. Zaman zaman takımımız adına heyecanlı konuşmalar yapıyor olabiliriz. Bizden sonra yayını izleyecek olan rakip takım oyuncuları da olsun seyircileri de olabilirler. Hiç kimseyi kırmadan dozajında bir anlatım yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman attığımız gollere heyecanımız yansıyor olabilir. Zaman zaman kazandığımız müsabakaların sonundaki yorumlarımızda heyecanımız olabilir. Ama futbol bir heyecan oyunu. Alınan galibiyet sonrası keyfini çıkartma oyunu diyebiliriz. Ama hiçbir zaman kimseyi kırıcı olmadık. Kimseye de kırıcı bir yorum yapmadık. Bunu da buradan çok net bir şekilde anlatmak isteriz. İzleyecek olan herkese de buradan bu konuda bilgilendirme yapmış olalım. Avuta çıkan bir top var şimdi. Kartal takımı avut atışıyla çıkacak. Atış kullanılıyor. İleride karşıladık orada. Kim o? Tuna'ydı. Geldi bıraktı orada. Alamadık önüne Poyraz'ın müdahalesinde. Şimdi Kartal takımı aldı. Tekrar 1-1 devam ediyor müsabaka. İkinci yarı başladı ve topu Azat taça göndermiş oldu. Oyun alanında tutamadı. Evet, 1-1 devam ediyor müsabaka. İlk yarıda atılan goller var. 45. dakikada geldi Kartal takımının. 30. dakikada golü bulmuştu Selimiye takımımız. Eşitliği 45. dakikada sağladı Kartal Bulvar takımı. Karşılıyoruz. Azat oyun alanında tuttu ama dönemedi. Kartallı oyuncu da kaldı. Meriç'in baskısında topu Tuna taşıdı. Tarık o bölgede şimdi uzaklaştırdı. Azat indiremedi. Taç atışı kullanacak Selimiyespor. Hayır, offside kararı mı? Bir karar var. Evet, offside kararı geldi sanırım. Bu arada orta geldi ama Mehmet'ten bir müdahale var orada.
Azat zorluyor pozisyonu, alamadı henüz. Azat geldi orada. Kartallı oyuncu çekti önüne. Geldi, aferin Bulut. Bulut. Bulut aldı orada, atamadı, önünde boşta kalır. Sekti ama kalecide kalan bir top oldu bu. Sevgili Onur da kameranın başına geldi. Ben bir ihtiyaç muhası vermiştim. Şimdi kameranın başına yetkili isim geçti. Bu arada bir atış vardı. Orada Efe'nin müdahalesi geldi. Evet. Maç sonrası inşallah keyifli bir röportaj alabiliriz sevgili Samu, senden de. Ama 1-1 devam ediyor müsabaka eşitlikle. Mücadele iyiydi ilk yarıda baktığımız zaman. Bu arada atış kullanıldı. Kartallı oyuncu taç atışını Selimi'ye kullanacak şimdi. Yine durmuş olan pozisyon sonrası vurulan bir top var. Sevgili Ahmet, şey statüyü biliyor musun? Mesela bu maç berabere biterse... Bilmiyorum. Anladım soruyu. Anladım soruyu. Ama o soru maçtan önce de geldi bana. İnanın statüyü gerçekten çalışmadık bu sene. Yani bilmiyorum ama iki takımın eşitlik durumunda ikili bir avantaj mı devreye girecek? Yoksa aralarında bir daha bir liderlik maçı mı oynayacaklar, onu bilmiyorum. Bilen de varsa bize yayına yazabilir. Like'ları bekliyor muyuz? Her zaman. Artık like'ları sen gittiğinden beri çok fazla beklemiyoruz ve istemiyoruz da açıkçası. Ama yine belki şampiyona kaldığımızda, inşallah bir aksilik olmazsa, güzel maçlar yayınlamaya devam ettiğimizde o heyecanı paylaşacağız. Elimizden geldiğince ama etkili bir vuruş var. Direkten dışarı gitti. Çok değişik. Buradan süzüle gözlerimin önünde gördüm abi. Ama direği böyle sıyırdı gitti. Etkili bir vuruş geldi Kartallı oyuncudan. Bu atış sonrası, serbest atış sonrası Umut uzaklaştırıyor topu. Azat oyun alanında tuttu. Tuna'dan Tasya Tağlı araya girdi diye bir tehlikeli gidiyor. Aferin Kerem, çıktı ve aldı o topu. Tuna'nın pasında araya girmişti Kartal Bulvarlı oyuncu. İyi bıraktı araya ama Kerem çok hızlı çıktı ve aldı. Etkili bir top geldi. Kartal oyuncu karşılıyor. Dönen topu alamadık. Ve Umut da orada müdahale edemeyince boşluğa taşıdık bu topu. Tarık müdahalesi önünde kaldı. Vuruş, gol, faul geldi. Offside kararı. Offside kararı geldi. Evet, gole ben sevinmedim. Ya daha doğrusu üzülmedim. Sevinmedim diyecektim. Üzülmedim. Bayrağı gördüm. Evet, bayrağı gördüm. Offside karar. Bu arada oyun başladı. Kartal iki oyuncu birden hakeme itiraz etmeye gitmişti. Oyun başladı. Hızlı başladık. Bu arada atılan bir top araya girmedi. O top geçmedi Emir'in önüne. Yine boş kaldı ama bu sefer tehlikeli olmadan Tuna geldi. Orada müdahale etti. Boşluğa taşındı bu top. Geldi, Kerem'de kaldı. Evet, gerçekten demin bir anlık bir boşluk oluştu. O da Kartallı oyuncuya da çarptı. Riskli bir pozisyon ama oyun alanında tuttu mu? Müdahale var orada Efe'den. Taç kullanacak Kartal. Biraz daha baskıyı arttırdı bu dakikalarda. Biraz önce etkili bir şut kalemize doğru tehlikeli gitmişti. Kale direğini sıyırdı ve geçti. Ama atış kullanıldı. İyi bir orta geldi yine. Aferin, iyi karşılıyoruz orada. Mehmet o sanırım. Bu arada boşlukta yine alamadık bu topu. Şu dönen topları biraz daha iyi almamız lazım. Baskımız geliyor Azat da. Bulut çok süratli geliyor oraya ama orada kaleci de. Gerçekten Bulut bir fişek gibi fırladı oradan diyebiliriz. Topa müdahale etmek için kaleci tehlikeyi sezmişti ve çıktı. Taça uzaklaştırdı bu topu. Yani pozisyon olarak baktığımızda Kartal'ın biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Kartal takımının pozisyon olarak ikinci yarı için nasıl bir sonuç olacak, nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şu anda 1-1 skor devam ediyor. Eşitlik var dakikaya oyunda. Dakikaya baktın mı başlarken? Dakika 66'larda falan başladı maç. Yani 10 dakika falan oldu yaklaşık diyebiliriz. Bu arada bir müdahale vardı. Geçti arkaya. Bulut'ta kaldı. Bulut o topu kurtarabilecek mi? En azından hayır. Taş gitti Bulvar takıma. Bir hakem burada. Evet. Evet. Bu aslında sarı kart gösterebileceği bir vuruş oldu. Bulut'u görmezden geldi. Görmezden geldi diyelim bu pozisyonda hakem. Ama bunları yapmamak lazım. Takımımız adına da gerçekten basit bir sarı kart almamamız gereken
bir maç bu. Taç atışı gelecek Efe ile. Efe çıkarttık, kafayla aşırttık ama Kartal'la oyuncular da kaldı. Çıkartamadık. Ve yine bağırışlar, çağrışlar, serzenişler devam ediyor. Dışarıya attı bunu. Gerçekten Meriç de burada bir sakatlık söz konusu sanırım Bulvarlı oyuncuda. Ciddi bir şey olduğunu söyleyemeyiz çünkü ayağa kalktı. Evet. Şu ama tabii yine ses vardı. Evet, biraz acı olmuş olabilir burada. Temas olmuş olabilir sevgili Onur. Yani ona bir şey diyemeyeceğim. Hava da soğuk. Biraz futbolda... Tam Bengali'lik hava değil mi? Evet, tam Bengali sürüp çıkmak için uygun. Senin gerçi var. Daha farklı solüsyonların da var. Tabii evet. Isıtmak amaçlı. Bu arada Kerem'den bir atış geldi. Karşılıyorlar kafayla. Yine dönen top da offside'dan geldi, aldı onu ve... Yine bak, şimdi sevgili Onur, yine pozisyonda izleyeceksin ama yani duran topta orada Umut'un topa bir müdahalesi vardı. O müdahale sonrası Kartal Bulvarlı yine 9 numara, Berke galiba onun da ismi demiştik ya. Berke biraz pozisyonda sonra bir karar vardı, offside kararı. Kerem kullandı bu offside'ı. Boşta kaldı, sekti. Ah, böyle yere düştüğünde Bulut'la o bölgeye gidiyordu. Biraz heyecanlandık ama. Etkili bir top atılıyor sol taraftan. İyi gelecek Kartal takımı. Ama orada müdahalemiz var mı şimdi? Geldik orada. Poyraz mı orada? Gitti Poyraz. Emir geldi, destek verdi. Top taça gitmiş oldu. Taç kullanacak Kartal takımı. Evet. İlk yarının, ikinci yarının ikinci maçındayız. İlk yarıdaki maç eşitlikle bitmişti. Yine keyifli, mücadeleli bir maç olmuştu. Kartal Bulvar Stadında iyi bir orta geliyor. Kerem için, evet, kaçırdım, hayır aldı. Evet. Kerem önce bir topu tutmakta zorlandı diyebiliriz pozisyonda. Ama sonra yakaladı o topu ve tehlike geçmiş oldu. Kartal takımına oynadığımız ilk maçta 2-2 beraberlikle bitmişti. Bu arada arkaya aşırttık. Azat o topu boşluğa taşıdı diyebiliriz. Emir orada topu tuttu. Pasını da rakip girmiş oldu araya ama geldik orada. Poyraz'la müdahale, içeriye atlandı. Top da kim? Mehmet önünde. Boşluk aldı Mehmet. Mehmet topu iyi yere taşıdı. Bulut ama oyunda tutabilecek mi? Baskı geldi. Ah, Bulut bu topu kaptırdı. Çok riskli bir bu. Aferin Mehmet. Mehmet yine bir cengaver gibi orada o topa uzandı ve müdahalesinde bulundu. Ama orada Bulut gerçekten çok riskli bir top kaybı yaptı da diyebiliriz. O kayıp bir anda tehlike olacaktı kalemizde. İki oyuncusunu birden değiştiriyor Kartal takımı bu dakikada. İlk yarıda bir başka değişikliği var mı bilmiyorum ama bu dakikada her iki oyuncusunu birden oyuna sokacak. Bir oyuncu çıktı, bir oyuncu girdi. Diğer oyuncunun çıkması bekleniyor. Ben bu arada izleyicilere kırmızı birinci ordunun... Evet, güzel bir manzara. Klasik sevgili Onur'un kameranın başına geçtiğini evet, belli ediyor evet, yine. Evet. Bir manzara gördüğünde kesinlikle siz sevgili seyircilerimize yansıtıyor. Balık kokularını da aktarmaya çalışmıştık evet, geçen sene. Evet, zamanında evet yapmıştık bunları da. Bu arada maç 1-1. 1-1 devam ediyor. Öndüre yapılan bir ortayla uzaklaştırıyoruz ama kimde kaldı? Kartallı oyuncu iyi çekti. Tehlikeli bir vuruş ama avuta gitti. Geçen sene çok keyifli yayınlarımız oldu sevgili Onur. Bu buluşma iyi oldu. Bize de biraz keyif verdi diyelim. Otobüslerin tepelerine mi çıkmadık? Ağaçların tepelerine mi çıkmadık? Çatılara mı tırmanmadık? Evet. Çatılara mı tırmanmadık? Yani bir yayın yapmanın zor olduğu şartlarda bina tepelerine de tırmandık. Kavacık Stadı gibi statlarda. Yani her türlü ortamlarda yayın. Bu arada Azat vuruş üstten avuta gidiyor. İlginç bir andı. Bir anda top Azat'ın önünde kaldı. Azat'ın da vuruşu üstten avuta gitmiş oldu. Bu arada Kartal tekrar başlıyor. Bulut baskı yapmıştı ama iyi geçti Kartal'la oyuncu. Sakin kaldı.
Baskı devam ediyor. Poyraz geldi orada bozdu ama Tarık. Aferin Tarık, taçı kazandırdı takımına. Poyraz aslında bir pozisyon öncesinde iyi bozdu rakibin giderken. O bozmadan da Tarık yararlandı. Aferin Azat. İyi çekti topu. Azat oyunda tutamadı. Oyunda tutamadı. Taç kullanacak ama şimdi Azat'la Kartal Bulvarlı kameralarımızın da önünde gerçekleşen bir gerginlik vardı. Ulan 98 niye ettiriyorlar? Evet. Gerginlik biraz daha azaltılması gerekiyor. Maçın daha oynanacak çok uzun bir süre evet, var. En az bir yarım saat var yani. Yarım saat bu gerginlikle. Gitmez diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha sakin kalması gerekiyor. Her iki takım oyuncularının da Azat'ın da kendini bu noktalarda koruması lazım. Gereksiz taç atışı değişiyor. Yapılan bir hata var taçta. Şimdi Tarık kullanacak o taç atışını. Kullandık. Azat topu korudu. Azat o topu. Meriç'e bir müdahale var ama hakemin es geçti ama şimdi verdi evet. Bu müdahaleden sonra evet orada yine Efe ile evet atışmalar başladı. Evet Poyraz da hemen olay yerine intikal etti orada. Bu türlü pozisyonları bak evet gördüğün gibi Bulvarlı oyuncunun kameralarımız önündeki şovunu seyretmiş olduk ama Poyraz'ın da bu durumu zorlamaması lazımdı diye düşünüyorum. Evet yine bu evet bakalım neye itiraza gidiyor yani hakem. Şimdi hakemi çağırıyor. Umarım düşündüğümüz şey olmaz. Evet hiçbir şey yok diyor. Hiçbir şey yok diyor. Devam et diyor. Aferin bravo yani hakeme. Gerçekten çok net anlattı pozisyonu. İfadelerinden de anladık. Hiçbir şey yok dedi kafasıyla. Gayet net bir şekilde. Yoktu da ama Poyraz da gereksiz zorladı pozisyonu orada. Bu tarz itişmelere, kakışmalara Ahmetciğim, hiç gerek yok. Bir ara bana vücut dili ifadesi konusunda eğitim vermeni rica ederim yani. Adamın ne konuştuğunu hareketlerinden anlıyorsun yani. Gol geliyor. Gol inşallah gelecek de. Bakalım bu dakikada mı gelecek sevgili onu arkaya nefis bir topar. Mehmet indirdi vur ona ah be Azat. Ah be Azat. Nasıl oldu da buna vuramadın diyeceğiz ama. Eline de çarptı bu top offside kararı geldi gerçi. Biz heyecanlandık ama offside da vardı. Şimdi tribünler de hareketlendi. Bulvarlı oyuncuların da bu tribün hareketlendirmeye etkisi oldu diyebiliriz ama. Biraz gerginliğin azalması lazım. İki takım oyuncuları için de iyi değil. Yani... Gerginliği azaltmak gerekiyor. Tehlike vardı. Ters bir top Tarık. Uzaklaştırdık mı Bulut? Havalardan bir türlü inmedi top. Tarık bir kere daha müdahale etti. Önünde kaldı. Kim Mehmet uzaklaştırıyor? Hayır Umut. Umut uzaklaştırdı. Kafada döndü. Tunay uzaklaştırdı. Azat orada indirebildi mi? Poyraz geldi ve güzel aldı o topu. Azat attı araya kiden yok. Aferin. İyi düşündü ama ona baskıyı devam ettiremedik. Biraz daha tempo arttı. İki takım da galibiyet istiyor. İki takım da gol bulmak istiyor. Çok fazla temas var oyunda. Faul kararları var. Yani hakemlerin de biraz işinin zorlaşacağı dakikalara doğru gidiyoruz. Ben öyle hissediyorum sevgili Onur. Biraz tribünlerin etkisi, biraz oyuncuların etkisi. Biraz tempoyu ya da bu gerginliği düşürmek gerekiyor. Ama iki takım da belli ki kazanmayı çok istiyor. Kartal etkili olacak bir noktadan kullanacak serbest atışı. Orta geldi tehlike vardı arkadan. Out kararı geliyor. Evet. İyi kesti Kartallı oyuncu bu topu. Vuruşta out'a gitti. Şimdi out atışını kullanacak Kerem'le Selimiye. 1-1 devam ediyor müsabaka. Etkili bir oyun var ortada her iki takım adına da. İki takım da galibiyeti istediğini belli ediyor açıkçası oyunla. Ama ikinci yarı biraz daha gergin başladı ilk yarıya oranla. Atılan topta Mehmet rakiple buluşturmuş oldu. Skor 1-1. 1-1. 1-1 dakika... devam ediyor. Dakika daha 66'da başladı diyelim. Üstüne koy bu arada Bulut. İyice evet 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 bir karar geldi. Dakika 65. 65. Orada bir faul kararı geldi. 66'dan sonra 20 dakika geçmiş gözüküyor. 65. Evet, dakika. 20 dakika geçti ikinci yarıda. Yani bir 25 dakikalık süre var oynanacak ikinci yarıda. Tabii uzatmaları dahil etmedik. Bu arada bir faul kararı geldi orada. Selimiyespor kullanacak. Atış. Meriç iyi kullandı. Vurdu Mehmet. Ah be Mehmet. Ah be Mehmet. Şuna biraz daha iyi vurabilirsin ama kaleci de kalan bir top oldu. Rahat aldı bu topu kaleci.
iyi kullandı Meriç o bölgeye de Mehmet gitti ama vuruş çok etkisiz kaldı diyelim. 1-1 devam ediyor müsabaka. Taç atışı geldi. İyi zıpladı Poyraz. Kaldı orada. Efe'nin de müdahalesi taçı getirdi. Aferin geldi orada Poyraz. Yine orada bir dalaş var. Poyraz şimdi hakeme. Evet bir atış kararı. Kartal Bulvarlı oyuncular da ama Poyraz biraz dikkat etmesi gereken oyuncularımızdan tehlikeli sularda yüzüyor diyelim. Yani buradan umarım riskli bir sonuç çıkartmaz. Mehmet geldi orada çıkarttı bu topu orta sahada karşılıyor. Orta sahada biraz düştük diyebiliriz. Çünkü Kartallı oyuncular çok karşılıyor bu topları ama aferin Tuna. Tuna güçlü bir şekilde orada attığımızda Efe uzaklaştırdı. Tuna orada rakibine gerçekten müdahalelerle izin vermedi topu almasına. Azat gitti, yüklendi. Boşta kalan topu iyi paslaştı. Kartallı oyuncular tehlikeli geliyorlar. Ah iyi vuramadı diyelim. Gerçekten etkili gitti. Ah mı? Ya ah benim oh, bu ahlarım. Ya. Ha, oh anlamındaki ah. Ah iyi vursa ahlar vahlar ettirecekti diyelim. Ama iyi vurmadı Kartallı oyuncu. 1-1 devam ediyor müsabaka. Gerçekten keyif var, oyun anlamında bir mücadele var ama biraz gerginlik de var ikinci yarıda. Onu da iyice almak lazım. İyi indirdik orada. Top kaldı mı bizde? Poyraz'ın bir müdahalesi vardı. Yine Kartallı oyuncular istisnasız her pozisyonda bağırdılar. Attığı top da iner. Evet. Eline müdahale. Evet. El atışı kullanacak. İyi bir noktadan el atışı kullanacak Selimiye. Kartallı oyuncular yine bağırışlar, çağırışlar ağrısında. Yerde yatan oyuncularına da müdahale etmek için gidiyorlar. Pozisyondaki itirazları oyuncunun yerde yattığı ve pozisyonun devam ettiği ile ilgiliydi ama o pozisyon devam etmişti. Devamında ele çarpan bir top vardı. Etkili bir noktadan serbest atış atacak diyebiliriz Selimiye sporumuz. Dakikalarımızda Poyraz artık sarı kart gördü. Gördü. Tehlikeli sularda yüzüyor dedik zaten. Sen iyi ifade ettin bunu. Girdiği andan beri birazcık sanırım o gerginlik özellikle çok yansımış oyuncumuza. Biraz daha sakin kalması lazım. Önünde uzun dakikalar var. Riski almamamız lazım. Gerçekten eksik kalmamız çok bozar oyunumuzu ama Poyraz'ı şu anda kim Azat gitti uyardı sakinleştirdi. Sakin ol dercesine uyardı. Bakalım ne olacak ama umarım yani bu sarı kartla kalır bu iş. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne gözükecek. 1-1 devam ediyor. Çok etkili bir noktadan da atış kullanacağız. Mecit orada. Evet şimdi topun başında Mecit. Bu tarz golleri izledik. Bakalım nasıl kullanacak Selimiye sporumuz. Arkada 2 uzun oyuncumuz hatta 3 uzun oyuncumuz var. Mecit direkt vurdu. Üstten avuta gidiyor. Daha önce arkaya yapıyordu burada pozisyonlarda ortaları. Mecit bu sefer direkt kaleyi düşünmek istedi. Meriç. Mecit diyorum çocuğa. Çocuk da bana sürekli niye bana Mecit diyorsun abi diyor ama. veteranlar takımında oynadığımız, beraber oynadığımız Mecit vardı. Hep o aklıma geliyor açıkçası. Ona da Meriç diyorum bu arada. Bu karışıklıklar için özür dilerim ama. Artık sen tabii emekli bir adamsın Ahmetciğim. Evet, yani. Evet bu arada iyi top var orada. Tuna zorluyor. Azat zorluyor özür dilerim. Taç atışı aldık. Taç kullanacak. Evet, emekli olunca yaşlılık da geldi diyorsun. Doğru söylüyorsun sevgili Onur. Madem yayınımızdayız o zaman bizim gibi EYT'den faydalanan tüm herkese buradan selamlarımızı... Yeni hayatlarında başarılar diliyoruz. Başarılar diliyorum, selamlarımızı da iletelim. Bu arada korner. Korner atışı var. Şimdi korner kullanacağız. 1-1 müsabaka devam ediyor. 30 dakikayı geride bıraktığımızı... Özür dilerim. 25 dakikayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Biraz önce yanlış söyledik sanırım. İyi bir orta var arkada. Gol olur. Oo, direğe çarptı. Bir müdahale var direğe çarptı. Ben dışarı gider gibi gördüm topu ama Tarık riske girmedi taça attı. Çok enteresan bir pozisyondu sevgili Onur. O top döndü. Birinin müdahalesiyle, kalecinin müdahalesiyle vardı ama direkten döndü. İlginç bir pozisyon yaşandı Kartal Bulvar kalesinde.
1-1 devam ediyor pozisyon, şey skor. Bir taç atışı daha kullanacak Kartal takımı. İkinci yarı daha heyecanlı, daha hareketli bir maç var diyebiliriz ama gerginlik de var bu arada. Evet evet, karar geldi. Bir bayrak kararı geldi ama ne geldi orada? Korner kararı geldi. Korner kararı geldi. Bu korner atışını kullanacak şimdi Kartal Bulvar takımı. Duran toplar etkili oluyor. Her iki takım adına da riskler yaratıyor kalede. Biraz önce direkten dönen bir top oldu. Açıkçası ilginç de bir pozisyon oldu. Orta geliyor, etkili de geliyor. Orada eller var havadarda, uçuştu ama aferin Tuna galiba orada çıktı ve o topu uzaklaştırdı. Karşılıyoruz Bulut'la. Hadi bakalım Bulut, Bulut, Bulut. At şu topu. İçeriye girer mi orada? Hadi kalmadı Emir'in önünde. Hadi girdi araya Emir. Hadi alamadı o topu. Kaleci almış oldu. Karşılayabileceğiz mi? Kimde? Meriç. Meriç'e bir giriş ama hakemin de gözünün önünde. Evet sağlam girdi ama gördüğünüz gibi. Evet biraz da burada bu dakikalardaki bu gerginlikler sahadaki oyuna yansıyor. Yine pozisyonda Poyraz da var. Poyraz da yine oralardan uzak durması gereken oyuncularımızdan ama Meriç'e de rakip oyuncunun faulle girdiğini söyleyebiliriz bu pozisyonda. O faul atışını kullanacak şimdi Meriç. Evet. Bir oyuncu değişikliği daha olacak Kartal Bulvar takımında. 1-1 devam ediyor müsabaka. İki takım da arzulu, istekli, maçı kazanmak için mücadele ediyor diyebilir miyiz sevgili Onur? Evet, iyi bir mücadele var. Orta geliyor. Sekti kafalardan. Hadi Umut. Ah kaleci çıktı avantajlı aldı. Kaleci çıktı avantajlı evet. Buralarda evet. Kaleciye kullanma dedi. Kaleciye kullanma dedi. Kaleci kullandı. Evet ama orada kaleciye de yapılan bir temas söz konusu. Obstrüksiyon mu? Kaleciye yapılmaması gereken bir aslında temas vardı öyle diyelim. Muhtemelen orada bir faul kararı da gelmiş olabilir. Evet aynen öyle olmuş. Orada bir faul kararı geldi. O faul kararından atışı kullanacak şimdi. Yani evet kaleciye yapılmış olan bir faali ceza sahası içerisinden kullanması noktasında onu uyardı kaleci. Şimdi hakem iyi bir top ama karşılıyoruz Mehmet'le orta sahada bu elle aldığını tribünler itiraz ediyor. Bulut iyi çıktı orada. Bulut iyi pasla. Hadi bakalım. Ah be. Ah önünde kalmadı Azat'ın. Offside kararı da geldi zaten. İyi gördü Bulut. Hızlı gördü. İyi sıyrıldı 3 kişinin arasından. Pasını attı ama o noktada Azat offside'a yakalanmış oldu. Evet. Arkaya doldurulan bir top kaçtı. Kerem çıkmıştı kalesinde, terk etmişti. Evet. Bulvarlı takımın oyuncusuna çarpan top out'a gitmiş oldu. Kerem bu out atışını kullanacak. 1-1 devam ediyor müsabaka. Eşitlik var. İlk yarıda atılan goller var. 30. dakikada golü bulmuştu Selimiye Spor'umuz Tuna'yla. 45. dakikada cevap verdi Kartal Bulvar takımı. 1-1 devam ediyor müsabaka. Geçecek mi? Bulut aldı o topu, boşluğa attı ama kimse yok. Atış kullanıldı. Sekti Tuna'dan. Kafa ama... Umut arkada, Mehmet bir sibop gibi o bölgede taç atışını kullanacak Kartal Bulvar takımı. Evet, iki takımın da istekli olduğu konusunda hemfikiriz sevgili Onur'la. Evet. Bakalım bu müsabakanın sonucu tabii nasıl olacak hep birlikte göreceğiz ama ortada bir mücadele var. İki takım da istiyor. Tuna çıkarttı o topu orada. Geldi tekrar Tuna, bozdu, oyun aldı. Şimdi taç atışı kullanacak Kartal Bulvar takımı. Orta sahada özellikle koro kor bir mücadele oluyor. Bulut geldi bastı orada. Rakibe şimdi kim girdi orada, aferin. Poyraz da o bozdu. Bulut çok güzel geçti rakibini. Bulut şimdi çıkarttı orada Azat'a. Azat devam edecek. Arkalar bomboş, Azat at artık arkaya şunu. Geldi orada, vurma. Aa, dokundu ona. Ah be. Ah be Meriç. Dokunamadı orada. Kaleci bir tereddüt etti. Topu alayım mı almayayım mı der gibiydi bu tereddütü. Meriç orada iyi girdi pozisyonda.
bir müdahalede bulunmak için hamlesini yaptı ama müdahalede bulunamadı. Bir golden daha almış oldu Selimiyespor'umuz bu dakikalarda. Kafayla iki oyuncu da anlaşamıyorlar ama Tuna vurdu burada kafayı. Bir faul kararı geliyor. Emir'in oyuncu yapacağı hızlı kullanmak istedi Kartal takımı. Ama hareketli dedi top. Maçın hakemi dursun ondan sonra kullanın bu atışı dedi. 1-1 devam ediyor. Biraz önce de bir gole yaklaştık. Dakika. Evet, dakikalar 75 mi oldu? Peki dakikalar 75 diyormuşuz. Bakalım etkili bir yer yalnız o kerbes atışta. Sekti Kerem önünde kaçırdı onu. Ah Allah'ım. Uzakta. Kerem heyecanı sever. Kerem heyecanı sever de bu heyecana bizim kalbimiz dayanacak mı? Kerem bir topu kaçırır gibi oldu orada ama hemen tuttu. Uzak bir köşede olduğu için net göremiyoruz pozisyonları ama içeriye atılan bir top. Kaleci avantajlı. Sekti kaldı kaleci de. 1-1 devam ediyor. Arkaya atılan toplar var. Tehlikeli. Ata gelir mi? Efe Han'da boştu vurdu. Döndük Mehmet'le karşılıyoruz ama. Geldi Bulut aldı o topu. Bulut boşluğa taşır mı? İyi de attı bölgeye ama kaldı orada. Top bulvarlı oyuncu. Çok gelişi güzel bir vuruş yaptı da diyebiliriz. Kerem çıktı ve aldı o topu. 1-1 devam ediyor müsabaka. Eşitlikle devam ediyor. 30. dakikada gelmişti Selimiye'nin golü. 45. dakikada cevap verdi ilk yarıda bu Kartal Bulvar takımı. İki takım da arzulu istekli maçı kazanmak için mücadelesi. Hadi orada Emir çıkarttı araya kimse yok arkaya. Orada Emir iyi geldi araya ama biraz daha etkili bir top olabilirdi bu. Biraz önce bir pozisyonda Meriç dokunamadı. Dokunmak istedi ama dokunamadı topa diyelim. Kartal Bulvar çıkmaya çalışıyor. Bulvar geldi. Bulut geldi özür dilerim. İyi bir top geldi orada. Kerem çıkmak ama Mehmet'ten geçmiyor bu top. Mehmet. Oyun alanında tutamadı. Taç atışı kullanacak. Evet. Kartal Bulvar teknik direktörü yan hekeme ne anlatıyor? Çok merak ediyorum. Sen anlarsın onun anlattığı şekilden. Yani anlattığı muhtemelen faul kararı bekliyor yan hekemden. Niye görmediğiniz gibi o da bu pozisyonun faul olmadığını herhalde onu izah etmeye çalışıyor diyelim. Bir atış var terse kornere gidecek. Bitti bu top. Korner atışı kullanacak ama tabii her duran top çok etkili ve heyecanlı oluyor diyelim. Bu dakikalar da artık hızla geçiyor ve riskli dakikalara giriyoruz diyelim. Her iki takım da artık maçın sonuna doğru isteği de artıyor, kazanma isteği. Bulvar'ın da bu isteğini çok net görüyoruz. Orta da iyi geliyor, etkili geliyor ama yine arkada bir, yani ben artık birkaç pozisyona bakmaktan kendi pozisyonlarımızı anlatamaz durumdayım. Bu arada kim o gelen? Hızlıca geldi ve müdahalesini yaptı. Umut'muş o. Umut da o bölgedeki müdahalesinde taçı kullanacak Kartal takımı. İyi sıyrıldı Kartallı oyuncu. Evet. İyi topta. Kim o? Meriç sanırım müdahalesini yapıyor. Yok Efe'ymiş. Efe'nin müdahalesinde top kornere çıkmış oldu. Korner atışları var. Kartal bu var. Biraz önce de diğer taraftan kullanmıştı. Çok etkili geliyor bu atış. Kerem çift yumruk uzaklaştı topu. Orada Kartal Duvarlı oyuncudan önce Bulut geldi. Bulut'a bir temas var ama Tuna ve taç atışı kullanacak Selimiye. Bulut'a yapılan müdahaleyi faul olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde tribünlerin itirazı söz konusu. Ama taç atışı kullanacak Selimiye Spor. 1-1 devam ediyor. Tribünlerden pozisyona şiddetli itirazlar var ama çok aslında bu kadar da itiraz edecek bir pozisyon yok. Yani. Pozisyon oyun kuralları içerisinde devam eden bir temas söz konusu orada. 1-1 devam ediyor skor. Gerginlik biraz daha azaldı diyebiliriz. Ama evet bu arada yine tam gerginlik azaldı derken
İtişler, kapışlar. Hakem şimdi oyuncuları çağırıyor, uyarılarında bulunuyor. Muhtemelen tribünle bir atışma var orada ama evet, tribünden bir atışma var. Polisler de o bölgeye hemen geldiler. Kartal Bulvarlı oyuncu oyun alanında tutamadı. Oyun alanında tutamadı. Taç atışı kullanacak Selim'i. Sevgili Selim, onu ödüm koptu bir anda. Savaş hocam, ödeyi, korku filmleri savaş korku filmlerindeki gibi birden gördüm arkama döndüğümde. Hoş geldin sevgili hocam. Pozisyon taç atışı kullanılacak. Kafayla karşılıyor Kartallı oyuncular. Döndü Tuna, iyi indirdi orada. Umut'un taşıdığı bir top var. Hata gelmedi. Efehan girdik mi? Girdi, aldı o topu Efe. Efe şimdi geride Mehmet'e. Mehmet kısa düştü. Kısa düştü. Kerem'e baskı vardı. Uzaklaştırıyor Kerem bu topu. Bulut karşılayamadık. Kimde kaldı? Mehmet'te. Mehmet yine attı ama bu sefer de Kartallı oyundan geçti Efe. Efehan ellerini kullanmadan evet müdahalesi ve şimdi taç atışı kullanacak Selimiye. 1-1 devam ediyor müsabaka. Her iki takımda. Bir bir devam ediyor müsabaka. İki takım da çok istiyor galibiyeti. Son 8 dakika. Moral ve motivasyonlarından da anlaşılıyor her iki takım oyuncularının da. Denk kuvvetlerde bir mücadeleyi seyrediyoruz. O denklik bozulmuş da değil. Bir bir devam ediyor. Ama artık böyle dakikaların hızla geçtiği de söyleyebiliriz. Karşılaşmada artık 37. 38. dakikalara doğru gelmiş durumdayız. İkinci yarıda top Kartal'da kaldı. Döndü kimde? Umut orada izin vermedi dönmesine. Aferin, kim o? Poyraz. Poyraz mı? Poyraz, evet Poyraz. Şimdi çıkarttı bölgede. İyi çekti orada Efe. Meriç'miş, özür dilerim. Geçmedi o top. Geldi Azat. Azat bozmaya çalıştı. Olmadı uzaklaştırma. Şimdi Mehmet'te. Mehmet açtı biraz ama evet. Mehmet verdi. Şimdi Tarık'ta. Tarık. Mehmet'e çıkartamadı. Uzaklaştırılan bir top var. 2, 3, 4. Aa, hata geldi. İlginç bir hata. İnşallah gol olmaz bu. Çok tehlikeli. Çekti durdu. Vur. Aferin be o kimse. Görmedim ama Mehmet mi o? Evet. Yine geldi orada. Attı topun önüne kendini. Ama çok ilginç de bir hata geldi diyebiliriz. Bir kere daha uzaklaştırıyor Mehmet. Gerçekten çok kritik bir müdahale geldi. Kartal Bulvarlı oyuncu çok ilginç bir pozisyonda boşluğa atılan topu gitti aldı. Önce çekti, oyundan düşürdü defans oyuncumuzu. Sonra bir kere daha çekti, vuruş açısı yakaladı. Vurdu ama oradan fişek gibi geldi Mehmet. O topun önüne attı kendini. Ve karşılaşmada çok önemli bir müdahaleye de imza atmış oldu Mehmet bu pozisyonda. Döndük Efe'yle o topu taça kadar göndermiş oluyoruz. 1-1 devam ediyor müsabaka. Selimiye stadında ev sahipliği yaptığımız bu maçta iki denk takımın oyununda eşitlik bozulmamış durumda. İlk yarıda, yani ilk maçta da 2-2'lik denge vardı. Maç öyle sonuçlanmıştı. Gene son dakikaları heyecanlı, çok hızlı geçen bir maçtı o da. Şimdi o son dakikalara da yavaş yavaş, son 5 dakikaya da bu arada bir müdahale var. Uzaklaştırıyor yine onu Mehmet. Çok böyle net ve keskin bir vuruşla. Azat geldi orada, alacak mı topu Azat? Azat koruyamadı ama girdi araya. Azat! Ah, kaleciye bir müdahale var, faul kararı gelecek. Kaleciye, evet, o pozisyonun ateşiyle kaleciye bir müdahalesi var. Azat da bunun farkında. Bir faul kararı gelecek ama bizler şimdi evet, son 1-1 devam ediyor müsabaka. İki takımın ilk yarıda atmış olduğu goller var. 30. dakikada bulmuştu golü Selimiye Spor'umuz. 45. dakikada cevap vermişti buna Kartal Bulvar takımı. Mehmet yine gitti o bölgede, topu uzaklaştırdı. Kaldı orada, içeriye atılan bir topta Mehmet'in olduğu kanalda ama taça kadar gitmiş oldu. Taç kullanacak Selimiye Spor, kendi sağ tarafından kullanacak bu atışı Efe'yle.
önemli sakatlıklarımızın olduğunu da maçımızın başında belirtmiştik. Gerçekten Ali Efe uzun süredir sakatlığı var. Ama bir buçuk hafta gibi bir süre. Bu arada tehlikeli bir toptu. Kim o? Mehmet, Bulut'a taşıdı. Bulut'tan. Bulut üç kişi var orada. Tarık hata yapıyor. Tarık'a verilen bir topta hata geldi ama evet. Kim girdi araya yine? Mehmet ama Meriç. Meriç bir faul kararı mı? Evet. Meriç'in faul kararı geldi ama arkasından yapmış olduğu hareket iyi ki yerini bulmadı yani. Yoksa o sinirle, yere düştüğü andaki sinirle yapmış olduğu hareket başına iş açabilirdi. Bu noktada da biraz daha dikkatli olmamız lazım. Son dakikalarda o heyecana yenik düşmememiz lazım. 1-1 devam ediyor müsabaka. Bir oyuncunun ısındığını görüyorum. Vallahi kim olduğunu göremiyorum. Ama herhalde Mete mi? İki yumruk kaleci. Kaleci Poyraz'ı da aldı. Yumrukladı da topa. Evet. Oyuna kimin girdiğini göremiyorum. Evet, değişikliğe izin vermedi. Hakem bağırışlardan duymadı gibi geliyor. Efe indirdi Bulut. Bulut o topu taşıyamadı boş alana ama Efe gitti. Şimdi taça gönderdi. Şimdi değişiklik olacaktı. Tarık oyundan evet alıyor. Bir dakika dur. Mete'yi oyunda göreceğiz bu dakikadan sonra. Tarık'ı oyundan aldı. Bu arada Efe, bu arada bir tehlike var ama inşallah evet. Korner kararı geliyor. Biraz dağıldığımız bir dakika. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan atlatırız burayı. Şu anda adapte olamadığımızı görüyorum. Ama ortada geldi yine arkaya çok etkili. Gitti orada. Evet vuruş yok. Evet, Mehmet'in de orada oyuncuyla birbirlerine böyle temasları, takılmaları oldu. Ama Kartallılar bu pozisyondan yararlanamamış oldu. 1-1 devam ediyor müsabaka. Artık son 5 dakikaya girdik diyebiliriz. Atış kullanılıyor. Sağ taraftaki yerinden sol taraftaki yerine döndü. Mete de bu topu uzaklaştırmış oldu. Efe sol tarafa geçti. Şimdi sağ tarafta sol tarafından kullanacak Kartal Bulvar. Bu dakikalarda biraz daha baskıyı almamız lazım. Ele almamız lazım. Kartal Bulvar'ın baskısını hafife. Efe o noktada alamadı o topu. Ama kim gitti? Aferin Tuna gitti bozdu. Tuna şimdi çıkarttığı bölgede kimse. Evet Meriç arkada baskı var. Topu kaptırmadı. Meriç faul kararı gelecek. Puan kararı gelecek ama burada da Efe'nin bir sakatlığı söz konusu. Ciddi bir şey yoktur inşallah ama biraz ters düşmüş de olabilir. Ayağında bir problem var. Ama Efe kendi kanadına geri döndü. Daha etkili olabilir o bölgede. Hareketli ve hızlı bir oyuncumuz tabii. Maçında uzun zamandır mücadele eden oyuncularından. Bakalım bu değişiklik de ne katacak Selimiye sporumuza. Döndük Umut'un iyi bir topu var orada. Ah kafayla karşılıyorlar. Geldi orada Bulut müdahalesi var. Aferin Bulut'a iyi tuttu orada topu da. Bulut söktü aldı diyebiliriz. Poyraz devam ettirdi attı da iyi geçti Poyraz. Poyraz gidiyor şimdi faulle karşılaşabilir bu arada. Sakin evet bir faul kararı geliyor. Sakin olmak gerekiyor. Efe gitti. Olay yerinde evet. Pozisyonun önünde evet Efe'de bir sıkıntı var. Evet. Tam da önümüzde gerçekleşti diyebiliriz kameraların önünde ama bu evet. Evet. Hayır. Hayır. Hakemimin elinde kart görüyorum. Umarım o bizim oyuncumuza değildir. Evet. Bu pozisyon sonrası evet 98 numaralı oyuncuya bir kart gelecek. Eyvah. Selimiye 20'yi çağırıyor sevgili Onur.
Onu zaten söylesin. Bak artık onu göstermemiş. Değil mi? Biz yanlış yaptık. Bu pozisyon İlginç. Atışı kullanacak. Çok etkili bir nokta. Nasıl kullanacak? Meriç arkada. Çok güzel ya. Be. Ah biraz daha. Biraz daha iyi kullanabilirdi. İyi bir noktayı gördü. İşaret geliyor. Uzatma 4 dakika. İşareti. 4 dakikaya giriyoruz. Son 4 dakikaya 1-1 eşitlikle giriyor. Her iki takım da çok istediler bu maçı. Gerginlikler oldu zaman zaman. Ama mücadelesi de üst düzey bir maç oldu diyelim bu grup için. Sekti, tehlike var. Hata gelir mi orada? Aferin Efe. Kafayla girdi araya. Vuruş avuta gidecek. Rahatlattı defansı da bu vuruş. Ama gerçekten bugün mücadele mi varsa var diyebiliriz. İki takım da galibiyeti istedi mi? İstedi diyebiliriz. Bu gruba yakışan bir mücadele var mı? Var diyebiliriz. Bazen istemediğimiz durumlar oldu mu? Evet oldu da diyebiliriz ama gerçekten futbolun güzelliklerini bu müsabakada sergiledi her iki takım oyuncuları da. Arzularıyla ve mücadeleleriyle bu oyuna keyif kattılar. 1-1 devam ediyor müsabaka. Grubun iki dişli takımının mücadelesinde eşitlik bozulmadı. 30. dakikada 1-0 geçmişti Selimiyespor'umuz. 45. dakikada cevap vermişti bu topa. Atılan bir topla karşılıyorlar. Döndü da Kartal Bulvar takımı 1-1 ile ilk yarı bitmişti. İkinci yarıda aynı skorla devam ediyor. 1-1 eşitlikle devam ediyor. Ve sadece 3 dakika daha. 3 dakika daha var. Bu müsabakada devam edecek. 1-1 devam ediyor. 2 puana birinci sırada giren takımın mücadelesinde görüyoruz ki ikisi de hak ettikleri puanı, hak ettikleri yeri gerçekten mücadeleleriyle almışlar ve gelmişler. Bu arada bir müdahale vardı. Mehmet uzaklaştırdı. Sekti kafalardan. Tabii öyle dakikalara giriyoruz ki ne hatanın bir telafisi var ne de yapılacak bir hata sonrası gerçekten onu telafi edecek zaman var diyelim. O yüzden ama iki oyuncunun yani iki takımın oyuncularının da bu dakikalarda da olsa istek ve arzularından maçı ne kadar kazanmak istediklerini Meriç'in attığı bir top var. Alihan nereden çıktı? Ben artık maçın da heyecanıyla karıştırmaya başladım ama Ali Azat da geldi. Bu sakin kalalım. İyi çekilme pozisyonu bir evet. Bir sevgili hanım müthiş bir hareket yaptım burada. Gerçekten kamerayı öyle bir kaptı ki sevgili Onur, o pozisyonu sizlere yayınlayabilmek adına bir hareketle kamerayı aldı ve birden o pozisyonu sizlere yayınladı diyebiliriz. Ama bu mücadelede bu heyecana eşlik etti. İyi bir top çıktı orada. Bulut aldı. Bulut geçti ama ah be Bulut. İyi düşündü ama yapamadı diyelim. Evet şimdi artık heyecan iyice arttı. Son dakikalara nefes nefese giriyoruz. Bir dakika. Bizler de son bir dakikada var diyebiliriz. Hemen başladı ama top da bir orada bir burada. İki takım da nefesi yani tutmuş. Tribünlere nefeslerini tutturmuş. Ekranın başındaki seyircilere nefeslerini tutturmuş durumdalar. Mücadeleye devam ediyorlar. Golü arıyorlar. Pozisyonları zorluyorlar. İki takım da şu anda da onlardan bir tanesi Kerem aldı o topu. Kerem aldı o topu. 1-1 devam ediyor müsabaka. Heyecan devam ediyor. Gerçekten üst düzey bir mücadele vardı. İki takım oyuncuları da çok istekli ve arzululardı. Son dakikalara da nefes nefese giriyoruz. Mücadeleyle giriyoruz. Kaptı orada topu. İtti ve ama devam dedi orta hakem. Avantaja bu arada atılan topta kaldı Kartal Buvarlı oyuncuda. Tabii hatanın da gerçekten telafisi yok artık. İki takım oyuncuları içinde ileriye atılan çok etkili bir top var. Aferin Kerem çıktı ve aldı o topu. Kerem çıktı ve aldı topu. Artık bu top havada bile bitirebilir bu maçı dediğim anda düdük geldi. Geldi hareketlerden anlıyorum. 1-1 bitiyor müsabaka. Gerçekten hak ettikleri bir mücadele var orada. 1-1 eşitlikle bitti ama
mücadele vardı, her şey vardı. İki takım adına da eşitlik bozulmadı. İlk yarının maçında da 2-2 skorda eşitlik vardı, 1-1 de eşitlik var. Puan puana da girdikleri bir mücadele var şu anda. Her iki takım da liderler. Bakalım son haftalarda, yani bu ilerleyen haftalarda bu denge bozulacak mı sevgili Onur bilmiyoruz ama bu işin gidişatı pek bozulacak gibi değil yani. Gibi gözüküyor bu gidişat. Bilmiyoruz puan puana da bir maç hocam daha oynayacaklar mı? Birinci oldu. Averaj mı devreye girecek? Baraj maçı oynanacak baraj olabilir. Maçı. Eğer o baraj maçı oynanırsa çok keyifli bir maçı da sizlere yayınlıyor olacağız ama çok güzel bir mücadele vardı. Zaman zaman stresin arttığı, gerginliğin de yukarıya gittiği bir mücadeleydi. Bitti, 1-1 bitti sevgili Ahmet, Onur. Kapatalım. Maçı anlatmayı özlemişim. Evet. Kapatalım mı? Haydi, esenlikler diliyoruz. Görüşmek üzere, 1-1 bitti. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Ulan ne maçı? Sevgili Onur. Bitir. Sevgili.